Ben bir şeyin sonunu beklemem. Başından bellidir. Ne yaptı benim çocuğuma? Ne yaptı? Pişmanım. Nizamlıya çıkınca gerçekler ortaya çıktı. Sabaha doğru da itiraflar gelmeye başladı. Sondan söyleyeceğimi baştan söyleyeyim. Herkes tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bir adıma. Efendim aileni buldum. Her şey sizin sayenizde oldu. Mucizesiniz. Genç aşçının şüpheli kaybı. Arkadaşı Ramazan'ın attığı mesaj. Adınızı soyadınızı veriyor. Acil baktır Ramon. Bana polisim diyor. Harun beni tehdit ediyor diyor. Ramon bize ne zaman bu ekran görüntüsünü attı? Biz orada pes ettik. Dedik ki tamam bu çocuk başına bir iş almış. Osman Çavuş varmış. Rahatsız ediyormuş. Birisi beni polis yapmış. Birisi beni asker yapmış. Harun Bey bize Osman Çavuş olduğunu, askerlikten atıldığını söylemişti. Yayında reddediyor ama böyle bir şey var. İlişki sarmalı. Adam bana can ciğer gibi davranıyordu. Derya da sonuçta kardeşim diye davranıyordu. Anladığımın karşılığı bu mu ya? Abla. İnandınız mı? Tabii gördüklerinden sonra inanmadım artık. Vallahi de biliyorsun, billahi de biliyorsun. Benim bir bilgim olsa tek kelimesine kadar söyleyecek bir insanım. Yüzleşme günü kavga iddiası. Sizinle Derya'nın arasında bir şey olduğuna kanaat getirmiş, sizden hesap sormaya geliyor. Yusuf Bey'in kurduğu cümle benim evleneceğim kadınla sen nasıl yapın? Yusuf Kavuk. İhanet ağının kurbanı mı? Az sonra Müge Anlı'da. Hayal kırıklığına uğratan aşk. Beni ikna etti. Bol kazanç, bol para. Kim istemez? Benim de hoşuma gitti. İnanılan sevgili. Ayağının tırnağına kadar kesiyordum. Ağzım dilim bağlı, bir şey diyemiyorum adama. Gidilen üfürükçü. Oku düşledi benim kafama, böyle koydu elini. İçtikçe ben Hayri'ye daha çok bakmaya başladım. Hayri'nin gözünden gözümü ayıramamaya başladım. Gitip giden binlerce euro. Ben ona 16.250 euro verdim. Benim paramı ver. Bunu gelince vereceğim. Baktım benim para gitti. Hediye Mısırcı'nın dolandırılma iddiası. Derdi ki ne? Sen de yarın Müge Anlılara çıkarsın. He dedim, ben de çıkarım paramı vermezse. Az sonra Müge Anlı'da. Yurttaşlarım, az zamanda çok ve büyük işler yaptık. Yaptıklarımızı asla kafi göremeyiz. Çünkü daha çok ve daha büyük işler yapmak mecburiyetinde lazım değil. Bugün atamızın, ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 85. yıl dönümü. Atam, seni seviyorum. Memleket sevdanı, millet aşkını seviyorum. Bilime saygını seviyorum. Beni yasalar önünde eşit kılan vicdanını seviyorum. Dünyanın seni 100 yılının en büyük lideri olarak kabul edişinin haklı gururunu yaşıyorum, yaşıyoruz. Rahat uyu, izindeyiz. Bize armağan ettiğin bu ülke için sana minnettarız. Aziz hatıran önünde bugün bir kez daha saygıyla eğiliyoruz. Ruhun şad, mekanın cennet olsun.
Şimdi buradan Müge geç normal konularına nasıl geçeceksin dersen geçemiyoruz ama galiba Cumhuriyet'in işte o eşitliğinden, o şartlarından herkes aynı şekilde faydalanamadı. İşte o faydalanamayanlardan biri de galiba Hediye Hanım. Hediye Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kaça kadar okudunuz? Ben lise. Liseye. Sonra evlendiniz mi? Ya bir takım olaylar oldu yani hayatım geçti, evlendim falan filan. Evliliğim geç oldu, ben kaç? Bir 12 sene önce evlendim. Ha, siz evliliği erken yapmadınız? Yok yok. He? Yok, ben biraz en geç evde kalanlardanım. Evde kaldınız. Hı hı. Sonra evlendiniz, galiba bir öğretmenle evlenmişsiniz. Hı hı. Daha sonra ama biraz onunla arada problemler olmuş anladığım kadarıyla. Ha, ufak tefek problemler oldu. Biraz şey bitti, bir aşk bitti. Ya, çok saygılı bir insan yani. Ama nereden oldu bilmiyorum. İşte şeytan girdi aramıza derler ya. Bir 7 aylık bir ayrılık yaşadık. Araya bir soğukluk girmişti. Suç hep benimdi. Şimdi adama Allah var, beni bırakın. Bütün sülaleye sorun. Bütün konu komşuya yani 7 kat yabancıya sorun. Adam sütten çıkmak kaşık. Kesinlikle. Suçlu, hatalı benim. Benim. Yani o da ben... Biraz çok özür dilerim. Variyetin olduğu şeyle biraz kendi kendimi Lolita kızlar gibi şımarık sandım. O şımarıklığımın hatasını çekiyorum. Bu benim sınavım. Hayırlı uğurlu olsun bana. Sonra oraya bir problem girince işte araya şeytan girince. Onunla yaşa. Ondan sonra karı koca arasında bir problem oluyor. Siz de kendinizden 12 yaş küçük Hayri Emre ile tanıştınız. Konuşalım da ondan sonra diyeceklerimi hak vereceksiniz. Sizin kime nasıl hitap ettiğiniz sadece ekranda olduğum için yayın kuralları çerçevesinde beni ilgilendiriyor ama it dediğiniz şey mesela benim itim benim en canım kıymetlim. O nedenle insanların birbirine hakaret ederken... Dört ayaklara hakaret etmiyorum. İşte İki ayaklardan bahsediyorum. Onlara hakaret etmiş oluyoruz. Onlara başka bir kelime bulun isterseniz. Aha. Yani benim itim benim başımın tacı sabah ya, beni öpsün diye... Seninki it değil, seninki köpek. Adı var. İşte ikinci adını kullanmıyoruz. Ne olursa köpek. Olsun. Lütfen artık yani bunları kullanmayalım diye söylüyorum. Tamam peki. Sonra siz Hayri Emre ile tanışıyorsunuz. Ve 12.500 euronuz var o sırada. 380 o sırada, bin lira. O sırada benim 10.500 eurom var. Belli bir paramdan ayırdığım param var. Arabam değişecek. 6 senede bir araba değiştiren kadınım. Herkes de bilir. Bütün çevrem de bilir. Yeniden sıfır araba alacağız diye koyduk onu bir tarafa. Dedik bu burada dursun öbürküne dokunmayalım. Çünkü kiralarım falan neye geliyor? Yapıyoruz ediyoruz koyuyoruz ediyoruz. Zaten emekliyim. Bu arada o da işte hani bir ufak bir benim de hani sapkınlığım diyeyim. Duygu şeyine kapıldım, duygu seline kapıldım. Hani benim hatam. Bağlandım. Nasıl tanıştınız? Bir arkadaşım vesilesiyle tanıştık. Bir arkadaşım vesilesiyle tanıştık. Hani o aracı oldu. Bir gece biz bundan kaldık ama hani böyle hani şey babında değiliz. Nerede tanıştınız yani? Arkadaşımın evinde tanıştık. Ha siz eşinizden kaçmıştınız öyle mi? Ha kendim kaçmıştım. Adam beni kovma yahut da çek git hani ayrıl bu evden defol git hesap asla yok. Ya adam iyi bana... adam. He? Adam iyi adam. Adam haklı. Suçlu benim. Yani o ilk defa birisi böyle söylüyor. Vallahi helal o olsun. O sinirle ya. o yani o anki sinir yüklemiyle yaptığım hareket yani ben suçluyum. Asla. Vallahi size bir şey söyleyeyim mi? Buraya gelip ilk defa bende hata var diyen biriyle karşılaştım. Çok teşekkür ediyorum. Tebrik ediyorum çok sizi bu anlamda. Çok özür dilerim. Yani. Suçlu benim. Suçlu suçunu kabul edecek. Heh. Ediyorum. Yani cezaevine girip de ne çekilecekse çekeceğim. Ben de çekerim. Yani bu suç benim. Bu illa adam öldürme gebertme değil. Adam bana tazminat açsa haklı. Kocanız. Akıl da veriyorum. Evet. Takdir ettim ne diyeyim. Zaten malımın yarısı onun, gene benden de yarısını o alır. Bitti. Haklı. Diyecek sonra, bir şey mi sonra tanıştınız. Tanıştık. Bir iki kere geldi gitti evinde, arkadaş olduk. Sadece arkadaş. Daha sonra dedi ki hadi gel beraber gidelim. Benim arabayı çektik. Markasını söylemeyin, beyaz şey arabayı, gemi arabayı. Onun küçük şey arabasıyla ne gittik. Ne marka arabını siz söyleyin. Yani gerçekten güldüğüme bakmayın. Gerçekten çok sinirliyim. Çok özür diliyorum hepinizden. Varsa yaptığım bir yanlış bir şey varsa sözüm meclisten dışarı lütfen.
Yani hakaretlerimi, küfürlerimi kesinlikle babul üstünüze almayın. Tamam. Ondan sonracıma gittik, neyse. Adam o boşluktayken beni aşk demeyeyim ya. Hani değişik bir ilgi çekti. Değişik bir ilgi çekti ya. Buna aşk denilmez ya. Aşk olsa 4 aydır ayrım, adını dahi telaffuz etmiyorum. Tanıdığım arkadaşlardan adı adına yakın olana defol git diyorum. Evet, özür tamam. Dilerim, hadi demeyeceğim. Kaydı, özür dilerim. Tamam. Yani beni tanıyanlar benim ne konuştuğumu anlıyorlar, biliyorlar. Peki, Hediye Hanım aslında daha değerli toplu anlatıyor. Dediğim gibi ilk defa bunca yıldır program yaparım. Evet, ben kocam haklı diyen bir kadınla karşılaştım. Tazminat açsa %100 adam alır, ben alamam. Ben itiraz etmem, hakimin karşısına derim ki haklı. Yani haklıya haklı derim. Anlatabiliyor muyum? Hiçbir şey demem. Çünkü Hediye Hanım hani adlandıramadığı bir şey yaşıyor. Sonunda o yaşadığı kişi kocasına, hatta kocasıyla tehdit etmeye kalkıyor Hediye Hanım'ı. Hediye Hanım diyor ki ne yaparsan yap. Kocası diyor kardeşim. Geri dönmem. Yani gene aslında kocası Hediye Hanım'ın yanında duruyor. Biraz Hediye Hanım'ın bu kadar aslında değil mi? Biz ayrılık yaşayacağız da. Dedi ki seni şu dedi at hırsızından kurtarayım ondan sonra dedi. Yani ayrıyız zaten. Aynı evdeyiz ama iki arkadaşız. Ha yine aynı evde misiniz kocamla? Aynı evdeyiz, iki arkadaşız. Dedi ki seni kimseye dedi şey yapmam. Ben dedim ki hani senin onurun şerefin. Dedi ki bu onur şeref değil dedi. Senin kadınlık gururun dedi. Ay çok merak ettim. Arkandayım. İşinizi. Adam yani bırakın 7 kat bir adamdan sorun. Sütte leke var onda yok. Vallahi bravo. Kur'an çarpsın. Bu emekli ne öğretmeniydi? Edebiyat emekli değil çalışıyor. Kim diyor çalışıyor. Emekli diye? He. Ha ben emekli sandım. Yok emekli değil şu da düştü de ne bileyim. Şöyle koyayım bari. Mikrofon mu hallederler şimdi. Vallahi helal olsun. Çok tebrik ediyorum ben de beyefendi. Yani şöyle ya tebrik ediyorum. Ya eli değil ediyorum. Ayağı öpülecek adam. Hayır diyor doğruyu ki. Doğruyu söyleyeyim. Şimdi efendim. Doğruyu söyleyeyim eli değil ayağı öpülecek adam. Ben değil yani bütün insanlar zaten ona kıpteyle duruyor. Ya kıpteyle şöyle terbiyesinden şeyinden. Yani adamın elinde yüzünde zaten ayrı bir şey hani böyle nurluk demeyeyim de bir albenilik var. Yani böyle sessiz, sakin, albenilik derken yanlış anlamayın. Abdestli namazlı adam. Ha, abdestin namazın arkasına saklanan adam da değil. Ben buyum diyen adam. Benim gibi. Terbiyeli. Zaten ona olan ilgim alakam bundan. Benim gibi açık. Bu budur. Hatam budur. Yahut da ben haklıyım lütfen. Şunu şöyle diyerek de bana açıklar anlatır. Hatalıysam da söyler. Özür dilemesini de bilirim. Bizim yaşantımız bu. Evliliğimiz buydu. Hata benim. Ve bir Türkiye duysun. Bırak Türkiye'yi, dünya duysun. İzleyen herkes bilsin diye çıktım buraya. Anladım. Yani Hediye Hanım'ın aslında eşi şöyle yapıyor. Şimdi izleyince daha net anlayacağız. Daha sonra kandırılınca yani onu kurda kuşa yem etmemek için anladığım kadarıyla diyor ki gel ben önce senin şu işlerini bir halledeyim. Sonra çünkü adamı ne çağırmış, istiyorsan yap. Adamı okuldan parka çağırmış. Benim haberim yok. Demiş ki ne? Dur ama izleyicilerimiz bilmiyorlar. Önce bir izleyelim mi senin neler anlattı? Yani niye buradasın? Hani bilemediğim için konuşuyorum tamam, ben. Tamam yok yok. Kendisinden 12 yaş küçük sevgilisi tarafından binlerce euro dolandırıldığını iddia eden Hediye Mısırcı için her şey geçtiğimiz yıl başladı. Kocasıyla dargın olduğu dönemde boşluğa gelen ve bir aşkın içine düşen 54 yaşındaki kadın büyük hüsrana uğradı. 2022'nin 9. ve 10. aylarında eşimle tartışma yapmıştım. Eşimle de duygusal bir boşluğum vardı. Evden ayrıldım. Arkadaşımın yanında kalıyordum. Ben Hayri ile arkadaşım vasıtasıyla tanıştım. Hayri araba alım satımı yapıyordu internet üzerinden. Benim de variyetli olduğumu bildiği için beni ikna etti. Bol kazanç, bol para. Kim istemez? Hani ben dedim ki paramın üstüne para gelsin. Benim de hoşuma gitti. Yani koca moca hiç artık tartıştık ya hiç önemli değil. O öyle biri yok yani. Biz Hayri ile böyle gecemiz gündümüz bir sabaha kadar konuşuyor yani. Hem ilişki başladı hem de dedim ki güzel para kazanacak. Beraberinde dedim yürür giderik dedim. Ben ona parça parça 16.250 euro verdim. Daha ilişkilerinin ilk günleriydi.
romantik bir yemeğe çıkmak yerine Hediye Mısırcı'nın iddiasına göre sevgilisi kendisini bir üfürükçüye götürdü. Ben ona sıkıntılarımdan bahsedince dedi Zonguldak Ereğli'de Dağlıca Köyü'nde medyum dedi var dedi, Mustafa Bey var dedi. Kafam düzelir, böyle insanlara karşı sertliğin gider, kaçkınlığın, hani çekiniyordum insanlardan. Hani rahatlarsın dedi, relax olursun, bütün her şeyin düzelir dedi. Beni ikna etti. Sabah saat 9'dan gittik. Hoca okudu üfledi benim kafama böyle koydu elini. İyice beni okudu üfledi. Ondan sonra su verdi 40 gün için dedi. İçtik. İçtikçe ben Hayri'ye daha çok bakmaya başladım. Hayri'nin gözünden gözümü ayıramamaya başladım. Hayri'yle yıkamacıya gidiyoruz. Hayri'yle araba almaya gidiyoruz notere. Hayri'yle araba satmaya gidiyoruz notere. Hayri'yle marketteyiz. Hayri'yle evdeyiz. Hayri'yle çıkıyoruz. Beni götürdü bu medyum hoca yüzünden. Hayri'den gözümü alamıyorum. 7 ay süren ilişkilerinin ilk 3 ayında Hediye Mısırcı'ya bu aşk bir hediye gibi gelmiş. Kendisini adeta bir masalın içinde hissetmişti. 7 ay beraber yaşadık. Gönül ilişkimiz oldu. Ama bunun 3 ayı çok sıkı beraberdik. Ayağının tırnağına kadar kesiyordum. Banyosunu yaptırıyordum. İç çamaşırlarına kadar ütülüyordum. O da benim bir dediğimi iki etmiyordu. Canım istese canımı verecek derecedeydim. İlk zamanlar bütün işlerinin içinde ben de vardım. Ben 10.550 euro'm varken hesabımda onu bile hiç düşüncesiz çektim verdim. Kiralarından gelen biriktirdiğimiz eurolarımızı bile Hayri'ye temin ediyordum, getiriyordum. Beraberliğimizde ilk 2 haftasında ben ona 16.250 euro verdim. Ben o dönem bu paraları onu sevdiğim için, arkadaşlarımız için, güvendiğim için bir de kazanayım diye verdim. Hani gidiyorduk geliyorduk, beraber gidiyorduk geliyorduk. Her şey gözümün önünde oluyor diye diyorduk. Bu ilişkimizde bana sapkın sapkın hareketlerde, sözlerde bulununca ben yavaş yavaş soğudum. Baktım ki bu yamuklukları var. 4 ayda böyle sakin sakin ben ondan paramı alayım diye katlanmaya başladım. Sonra baktım ki bir tanıdığımız vardı. Seçil Hanım'ın arabası vardı. 70'e aldı. 3 gün sonra 100.000 TL'ye sattı. Seçil Hanım'ı kandıran adam beni de kandırır. Aşktan kör olan gözünün sonradan açıldığını söyleyen Hediye Mısırcı, geri ödeme sözünde durmayan sevgilisinin kendisini ikinci plana atıp yeni bir ortak bulduğunu da öne sürüyor. Bana kalan borcunu 12.250 euroyu bu kağıdı imzalayarak verdi. Haziran ayında öderim dedi. Tamam dedik, peki dedik, sustuk kaldık. Ama ödemedi. Sonradan kendisine Şakir diye bir yeni ortak buldu. Beni devre dışı bıraktı. Devlete falan ne hacizli icralık adammış. Bunu da sonra yavaş yavaş öğrendim ama ağzım dilim bağlı, bir şey diyemiyorum adama. Adama ne derse he. O ortağıyla bir olup da beni devre dışı çıkarmakmış. Benim paramı ver. Günü gelince vereceğim. Daha yetmiyor. Benim arabamı orijinal aynasını satmış. Baktım benim para gitti. Elimde kaldı kağıt. Hediye Mısırcı'nın bir diğer iddiasıysa ilişkisini noktalamak istediğinde tehdit ve şantajla karşı karşıya kaldığı yönündeydi. Ancak bu süreçte söylediğine göre bıraktığı kocası destekçisi olmuştu. Ben ondan ayrılmak istediğim zaman canım benim resimlerimi çekmiş. Gülüştüğümüz, oynaştığımızı çekmiş. Dedi bunları dedi ben dedi kocana da atarım, şuna da atarım, buna da. Dedim at. Kocama gitmiş. Demiş ki onun demiş arabasını ben alacağım. Evleri üstüme yapacağım. Sen de defolup gideceksin. O da demiş ki ne 7 aydır benim yanımda değil, şimdi benim karım mı oldu demiş. Kadının parasını ver demiş. Hem hayal kırıklığına uğramış hem de döviz birikiminden olmuştu. Sevgilisine öfkeliydi Hediye Mısırcı. Biz beraberinde Müge Anlı'yı izlerdik. Derdi ki ne? Sen de yarın Müge Anlı'lara çıkarsın. He dedim ben de çıkarım paramı vermezsen. Hatta Şakir'in yanında bir tane çalışanı var. O da hatta diyordu ki ne? Hayri Emre'nin maceraları. Yani sen de gireceksin Hediye abla diyordu bu maceralara. Doğru, ben de girdim. Mağduriyetinin giderilmesini arzu eden Hediye Mısırcı'nın şimdi tek isteği 12.000 eurosunu geri almak. Hayır, senden paramı alacağım. Peşindeyim, ödeyeceksin. Amanım. Bu arada bu neydi ismi? Hayri Bey miydi? Hayri Bey. Nereden Bey oluyor ki lan? Nereden Bey oluyoruz? Apartman görevlisi gözümde yüksek adamdır. O nereden Bey oluyormuş? Sen ayaklarına masaj yaparken senin için işte değil mi? Şu anda da ben tanımıyorum benim için. Sen de haklısın. Sen de haklısın. Şöyle bir şey yazmış. 12.500 lirayla hani vereceğine dair. Bana mesajlar attı. 12.250 euro ben sana günü gelince ödeyeceğim diye. Hukuken geçerli. Evet, bak delil başlangıcı da ne zaman vereceğim diyor bu. Çok teşekkür ederim. Günü gelince vereceğim diyor. Mesajlarda günü gelince vereceğim. Günü yok yani. Ben okuyamadım vallahi. Canım, ayının 2023. Ha 2023'te Hayri Emre imzası da var. Ha ödeme tarihini yazmamış. 18.4.2023. O yazıyor. Tarihi.
19 Haziran 2023'tür yazıyor ödeme tarihi. İmzaladığı tarih. Orada yazıyor, ben görüyorum 19 Haziran 2023 yazıyor. İcra muamelesine değil de Müge Hanım. Üstünde bir şey yok ki. Hukuk mahkemesine açılacak davada delil başlangıcı olarak dikkate alınır. Ha, böyle olunca da ödeme tarihi 19 Haziran 2023 demiş ödemesi zaten. Ödemesi o gün olacaktı. O da bayrama yakın bir tarihti. Hangiydi bilmiyorum ki, kurban mıydı? Kurbandı herhalde. Ben oruç tuttum da oruçtan sonraydı. Kurbandı. Ramazan bitti. Ramazandan sonra kurbana yakın olacak. Öyle bir bakın hele. Şaşırdım ama kusura bakmayın. Bu yazılar ve imzalar bizzat kendisine ait. Sizin yanınızda. Benim yanımda Hayri Emre yani yazdı. Yani el yazısı da kendisine ait. Kendine ait el yazısı. Tamam. Dikkate alınır. Peki ne diyor şimdi Hayri Bey? Ödemem mi diyor? Ödemem demiyor. Ödeyeceğim diyor. İnkar etmiyor adam. Mesajları da var. Kendi yazdığı mesajlar. Bana telefonumdan attığı mesajlar. Konuşabildiniz mi arkadaşlar? Ne diyormuş ben yani? Ben kendisiyle açmaz. He? Şakir Gence'yi arayın. Ortağını arayın. Ortağını arayın. Nasıl arıyor? Çünkü mal Şakir Gencay'ın üzerinden yürüyor. Kendisine vekalet var, o alıyor, bu satıyor. Bu 12.250 euro ile ne yapıldı? Canım araba alıp satıyordu. Araba aldı, hani eksik İzmir'e gittik. İzmir'deki o kadın da bağlanabilir. İzmir'in bir yerinde sanayide... ...şey bilemiyorum tam. Turbo bir arabaydı. Orada noterde beklerken bunu Bursa'daki o Zekeriye gel sıkıştırdı para diye. Yani aslında araba alıp satarken eksiklerini, gişelerini gidiyorlardı. Eksiği vardı. Yani. Baktım onlar da Suriyeli olunca şey diyorlar diye hemen oradaki şeye gittim. Euro olarak çektim. Hani banka... Bir şey söyleyeceğim. Çok da Hediye Hanım çok da uyanık bir kadına benziyorsun. Çok niye? Uyanık. İşte diyeyim ya sana... O hocaya gittim, elim ayağım bağlandı. O 65. noterdeki Seçil Hanım var, baş katip. Onu da aldı götürdü. Ondan sonra baktım Seçil Hanım'ın işte K9'unu 70'i Seçil Hanım'dan bur modern yani çok alışveriş yapan adam, çok konuşan adam, yalan söyleyendir. Ben bunu biliyorum. Ben çok konuşuyorum ama başımdan geçenleri anlatıyorum. Keşke hepsini bilmiş olsanız, sakinim, çok sakinim. Özür diliyorum sizden. Yani şimdi hani kendimi anlatayım diye. Hayır, konuşuyorum. Noterleri falan karıştırmam yani, şimdi yanlış anlaşılmış. Onun da arabasını almış, daha fazla satmış, ona az para vermiş. Samimi bir bayan, samimiyiz yani, samimiyiz. Anladım. Noterden alışveriş, hani sürekli satışlar olduğu için o yapıyor. Hani kendisi olmasa bile o onun adına kağıdı yapıyor, ediyor. Akşam o onun evine gidiyor, anladım. Beraber dur, gittik, imzalayıp veriyor Hediye kağıdı. Hediye Hanım, dur çok dağılmayalım. Hediye Hanım, sonra sizin nasıl bitti arkadaşlığınız? Baktım ki Şakir Gencay şimdi dostu vardı, Gökçen diye. Ondan para aldı. Bir dostları daha vardı da unuttum. Yeter miydi öyle bir şeydi? Gökçen söyler. Şakir söyler. Benim düzenimi dağıttı. Paramın üstüne yattı. Şakir çık ortaya. Ondan sonracığıma bu onlardan para aldı. Hani bunlar alem kadınları. Para aldı. Yani paralarına para katacak. Benim parama para kattı. Sizinkine de katar. Ondan sonra bu 9-10 tane araba aldı. Önceden ya, arabalar... Bir şey söyleyeceğim, çok tatlısın ya. Bak... Doğruyu söyleyeyim ama. Tamam, dur şimdi. He. Dur yayındayız. Özür dileyim hanımlar, kusura bakmayın. Yok böyle. Özür dileme de yayındayız. Yok. Ya şimdi. He. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Sen başka kadınlardan alınan paraların hiç edildiğini gördün. Ha, daha adı çıkmayanlar, tamam. Bilmediklerim var, onlar çıkacaklar. Tamam. Ama şimdi siz de... Hep evli kadınların üzerinden yürüyor bu, tamam, şey. Tamam ama sen şimdi aşıksın ya bu Hayri'ye. He vallahi. Gözüm görmüyor ama yalan demiyorum kız ya, vallahi doğru diyeyim he. Haklısın diyeyim. Tamam şimdi o tam aşıkken bunları görünce aşkın nasıl bitti yani? O iş ha, ayrı işte o bak, iş... dur işte diyeyim ya sana, ona alıp da o da zaten düşmüştü derken hani biraz parasıyla şunla bunla zor geçindin. Hani kocasından ayrılmış kadın şu bu. Ondan sonra 70'i alıp da gözümün önünde 3 gün içinde 100.000 TL'ye satınca 30.000 TL kar, büyük kar. Ama haksız kar. Sen de ona alındın. Üzüldüm. Tamam, hani onunla çok samimi, hayır öyle kıskançlık değil, özür dilerim. Samimiyetimi anlatıyorum. Hayır, ondan değil. Onu gördün, tamam, o adamın ticareti. Senin niye aşkın bitti adama? Dur işte gördükçe, dur. Kadını da aldık benim arabayla, onu da büyük Mustafa Hoca'ya götürmez mi iddialıcaya? Aha! Sonra baktım, ertesi günlerini. Bu kadına telefon açtı, dedi ya Seçil Hanım şöyledir, böyledir. İyi tamam. Ondan sonra bir baktım ki Seçil Hanım
70 milyonu bir 100 milyon yaptı. Arkasına bir 110 milyonu, 120 milyonu kredi çekti. Hatta ona da akıl veren o noterde bir erkek vardı. Bir dur şey şimdi, var. Dur herkesi karıştırma. Dur dur. Hatta diyordu ki Hayri de, tamam, ama herkesi karıştıramayız. Hayır. Geç ona söyleme diyordu. Yani senin... Seçil burada... Hanım'ın da gözünü açsın, onları söylüyorum. Tamam, sen onları yayından sonra söyle, ara onları söyle. Heh. Yani senin ara, bu ticaretinden hoşlanmadığın için mi aşkım evet, bitti? Evet, evet. Baktım ki ha, bir de Karapürçek'te 600 milyar buna para verip de hani beraber bak market vardı. O markete de parayı parça parça ödedi. Adamların daha 50 milyar alacağı var. O zaman benimki 10.550 euro 100 milyarken onun 50 milyarını euroya vur bakayım. Ulan uyanı uyanı. Bir de marketçisiniz lan Karabürçek'in. Hayır sonra ne dedim? Ben Ahmet sadece... de Seyhan'dı, dur, Ramazan'dı. He. Dur Hediye Hanım. Dur konuşayım. Hediye Hanım. Onlar çok, bakıyla çok izliyor. Özür diliyorum. İki gündür çok iyi değilim. O yüzden kusura çok, bakma. Yok sen de beni affet. Kusura bakma. Yok estağfurullah. Hani bir iki gün çıkayım sakinlerim, vallahi sakinlerim. Tamam. Hani yok. Anlatayım bir derdimi de. Sen gayet sakin görünüyorsun. Hı. Ben de hep kendimi çok sakin olarak addediyorum. Anladım ne? Demek ki bu sakin olmayanlar ben çok sakinim diyor. Yok yani normal. Burada Şekil abi örnek iki. Bak, yani sonra... siz normal hayatınızda da mı böyle konuşursunuz? Yoksa şimdi derdinizi ifade etmek için mi? Normal hayatım da böyle. Normal hayatında ha, da. Hiç benimle konuşmayan yani insanı. Yani normal hayatında da insanı. Kocana da hiç konuşma fırsatı tanımıyor muydun? Yok. Hep böyle sen hep mi konuşurdun? Hep ben konuşurum. Kimse konuşamaz. O yüzden adam çok sakin diyorsun işte. Ama hakikaten mi? O yüzden çok seviyorum. Bin kelime konuşurum, bir kelime konuşur, beni susturur, bitti. Hı. Ben de çekilir odama giderim. Bit, o kadar. Evet, Ram ve doğru bir noktaya temas etti. Peki Allah, sonra, iyi sonra ayrılırken burada bir takım yazışmalar var. Heh. Aslında sizi bu anlamda çok takdir ettim. Bence bu herkese de örnek olmalı. Mesela bu bazen siyasette oluyor, bazen başka bir yerde oluyor. İnsanlar birbirlerini yazışmalarıyla ya da fotoğraflarıyla, yaptıklarıyla tehdit ediyorlar ya. Yanlış düşünüyor bence yani kamuoyunun önündeki insanlar. Yani, kardeşim yani yaptınsa yaptın. Yaptım. Özür dilerim ama buna saklayacak bir şey de yok. Ben de insanım dediğiniz zaman ben bunun birçok kişi tarafından çok doğal karşılanacağını inanıyorum. En azından ben öyle karşılarım. Ya bana yalan söylenirse benim için bir problemdir. Evet yaptım ne yapalım yani milyarlarca insan var dünyada. Hatta şimdi inkar mesela... edene karşı daha ters bir düşünceye sahip olurum ben şahsen. Evet. İtiraf edeni takdir ederim. Ne yapalım yani olmuş yani, insan hepimizin başına her şey gelebilir. Ama en azından kalkıp samimi olarak itiraf ediyor. Sonra, o da ayrı bir güzellik yani. Valla ben daha memnunum. Aynı görüşteyim ben. Hediye Hanım da, Hediye Hanım'ı tehdit ediyor bu beraber olduğu için. Çok tın. Ha, diyor ki senin kaç tane resmin var bende diyor, bilmem ne diyor falan. Ondan sonra Hediye Hanım da diyor ki, ne dedin? Bayram iyi günler. Ha? İyi günler dedim. Umrumda değilsin yani. Diyor ki... Yok kızmayayım. Normalim böyle. Hiç kızmam, sinirlenmemek öyle. Aman öyle olmuştur. Boş ver, o sana şaka yapmıştır. Hadi yürü derim. Hayır ben diyor ki istediğini herkese istediğini gönderebilirsin diyor yani. Serbest. Zaten o resimlerin daha fazlası da bende var diyor. Ne halin varsa gör diyor. Yani şimdi yaşadıklarınız için değil ama mesela bu tavır bence çok güzel oturmuş yani. İstediğini yap. Bu arada Hayri Bey telefonunu açmış. Ondan sonra şey demiş... Evli olduğunu öğrenince ilişkimi bitirdim. Yalana bak hele. Yalana bak hele. Evime geldi, her bir şeyimi gördü etti. Kocam hepsini biliyor. Hepsi yalan. O kim? Hülya Hanım karısı, nikahlı karısı, ayrıldığı karısı. Ama öyle şeyler söyleme insanlara. Doğru şeyler söylüyorum. Hı? Doğru şeyler söylüyorum. Tamam da işte her doğru her yerde söylenmiyor ya. Nerede söylenir her doğru her yerde söylenme? Saklanır mı? Şimdi insanların bu kadar artık özel hayatlarına... Özel hayatı diyor ya evli olduğunu. Evli olduğumu zaten biliyordu. Boynuzlu. Hı, ne yapıyorsunuz yukarıda? İyi misiniz? Gene mi kızdılar? He? Tamam bitti. Ne dediğini mikrofona söyler misin lütfen? Çok güzel anlattı daha. Herkes şöyle güzelce derdini anlatsa ne var ki? Rütüyü kaldırsalar olmaz mı? Anladım. Hediye Hanımcığım,
diyaloglarımızı biraz daha el hareketsiz ve tamam özür küfürsüz seçersek çok memnun oluruz. Çok özür diliyorum. Bu sır bakma yani biraz. Şimdi Hediye Hanım'ı gelirken ben tabii tanımıyorum. Konuşurken bizim arkadaşlar bayağı bir anladığım kadarıyla anlatmışlar ona bazı şeyler. O yüzden her konuştuğunda o yüzden dönüp diyor, kusura bakmayın gene yaptım değil mi diyor. Ama ne yapalım canım, o da kendisini o şekilde ifade ediyor. Şimdi tamam Hayri Bey, tamam gerek yok Hayri Bey. Ne diyor evliliğin dışında? Parayı ne zaman ödeyecekmiş? Kadın buraya parasını diyor, almaya gelmiş. Ödeyeceğim diyor, arkası yok. Onun için İnkar etmiyor. Ama ödeyeceğim de ne zaman yani? O da parasını almaya gelmiş. Yani çıkmaz evde son çarşambası olmasa. Önceden yaşam kentin önünde arabaları dizerdi. Şimdi benden kaçırıyordu o zamandan sonra. 4 ay katlandım değil mi? 3 aydan sonra gözüm açıldı. 4 ay katlandım. Arabaları Şakir Gencay'ın evinin oraya, ofisinin oraya, mimarlık ofisi var. Onun oraya götürüyordu. İşte... Bana ikide bir laf vuruyordu işte Gökçen böyle olmuş, Gökçen kocasıyla kavga ettirmiş Şakir, şu bu neyse dedikodulara giriyor, o önemli değil. Bana hani böyle hep hani kıskandırma şu bu bazda, ben artık bir şeyleri çaktım, sen en samimi oldun, arkadaşım dedin, bütün alışverişi geceli gündüzü telefonlaştın, Seçil Hanım'a bunu yapan adam, şeyden adam bana neler yapmaz dedim. Bir baktım ki ne, karısı hakkında her şey diyor. Ha bir i̇şte, dakika, dur bir dakika. Hayri Bey de mi evli? Hayri Bey evli, boşanmış. O boşanmış. He. Peki o arada... İki kızı bir oğlu var zaten. Bir kızının biri Silivri'de okuyordu da görüşmüyorlardı. Hayır, biliyorlar. İstemiyorum, bir şey söyleyeceğim. He. Peki siz eşinizi açtınız mı boşanma davası? Biz açmadık. Neden? Tartıştık, ayrıldık. Daha sonra da o ben böyle hani rahatıma düşkün olduğum için... Hele yayılsın gelsin hesabı. Hani şey yapmadı. Adamı hiç görmüyorum. 7 aydır 2 saat görmedim. Nasıl? 7 ayda 2 saat evimde kalmadım diyorum size. Şimdi kocanın evine döndün ya. Heh. Şimdi görüşmüyor musunuz? Dur. Sonra da bu Hayri bana mesajlar yaptıydı. Reddeydi. Neyse sonra redden mesajları da gördüğümüz için hani normal mesajları, WhatsApp mesajlarını değil. Adamın okuluna gitmiş, demiş ki ne müdüre. İşte Sadık hakkında ben cimra şey diyeceğim falan filan, o da demiş ki bizim özel hayatıyla ilgili bir şeyimiz yok. Zaten adam demiş at hırsızı gibi bir adam Hayri Bey. Hayri öyle demiş. Sadık Bey demiş. Sadık ha, Bey dakika, demiş ki. Bir dakika, senin bu Hayri senin kocanın okuluna gidip müdürüyle mi görüşüyor? Evet evet. Aa, ne münasebet yani. Nasıl bir terbiyesizlik ya. Atırsızı, atırsızı. Hakikaten bu artık atırsızı. Şey hani dozu aşan bir terbiyesizlik. Tamam. Paranızı almış, ilişki içerisinde yani para yani beni yanından ayrılmayın daha adama... Ama diğeri artık yani... Adama da dediği hani gibi... Buna hem suçlu hem güçlü denir yani. Evlerimi alacakmış, arabamı alacakmış, yani her bir şeylerimi daha alacakmış. Daha yani öbür size, faizi bozduracak. Bir şekilde peşinden gelmesin evdeki altından alacak diye tehditler yağdırıyor muhtemelen. He, beni korsun, millete söylerim hesabı, beni korsun gelsin. Vay! Peki evinize nasıl döndünüz? Evime nasıl döndüm derken ev ikimizin, dönerim. Beni kovmadı ki. Yüzsüz olan benim, arsız benim, suçlu benim. Olabilir ama bütün bu olaylardan sonra nasıl kabul etti? Etmedi ki ne? Eve döndüm diyorsun. Ev ortak, ikimizin. Ne kadar ortak olursa olsun, ya bütün bunları bir yapan şey. Bir kadını tekrar buyur hoş geldin dedi mi kocan sana? Hoş geldin demedi. Dedi ki müdürüne de söylediği için, müdürüyle de konuştuğu için, müdürüyle de konuşmuş. Hani demiş şu olaylarını bir temizleyeyim şunun sırtından. Zaten ayrılacağız. Yani hani biz 4 aydır aynı evdeyiz ama şey değiliz yani. Hani herkes gene kendi halinde. Sen ama gene gidip konuşuyor musun? Kiminle? İşte kocana anlatıyor musun gene bir şeyler? Yok. Yani bir ilk gittiğim günü anlattım. Böyle böyle oldu dedim. Bir benimki hataydı dedim. Yani ben senden özür dilesem de sen affetsen de ben kendi kendimi affedemiyorum dedim. Yani suç benim dedim. Yüzüne dahi bakamıyorum dedim. Yüzüne bile dahi bakamıyorum. O dedi ki olsun bunlar da geçer dedi. Sen bunları da atlat dedi. İşte istedi sen güçlü kadınsın. Hani bana böyle destek verdi edebiyatçı olduğu için. Sen bunları da atlatırsın dedi. Bunu da geçir dedi. İşte istedi dedi. Ondan sonra yolumuzu ayırırız dedi. Zaten her şey belli dedi. Yani benim üzerimdeki... Allah'ım sen niye evlerin hepsini istese hiç denk getirmiyorsun? Benim Kurban üstümdeki arabayı ya. İstese. Ya da neden biz kullarına denk eşler seçecek aklı vermiyorsun yani? Şimdi yani... Bu seni, arabam, bu yani arabam şey onun söyleyeceğim. Üstüneydi, benim üstüme vereceğim dedim, benim üstüme verdi. Ev onun üstüneydi, benim üstüme yapacağım dedim.
Benim üstüme yaptı. Yani daha ben adam bu bendeki 5 evi de daireyi de, arabayı da istese inan bütün herkes de üstüne. Yani kocam mı yaptı evi senin üstüne? Evet. Niteliksiz gider imzayı atar veririm üstüne. Bari ya, sana yaptıklarını geri ver lütfen yani. Fazlasıyla beni, vereceğim. Ha, ver zaten. Yurtta arsamız vardı. Benim üstüme vereceğim dedim. Tamam gidelim dedi. Gittik verdik. Verdi bana. Adam bana verdi yani. Ben diyorum ama... kendisine dedim. Şu işlerimi bitireyim. Yani hepsinin satışı da nereden bakarsan bak 100 TL'ye tutacak. Hani tapalım satımlar şimdi çok şey. Değerinden gösteriliyor. Yapacağım. Yapacağım. Yani sözüm de burada yapacağım. Yani siz, insanlar bilse de bilmese de o benim içimde olan bir şey yapılacak. Bitti. Hiçbir şeyim olmayacak. Aha bir gidik yani derim. Oturur şimdi bu Hediye Hanım'ın anlattıklarına dair bir roman yazabilirim yazılır, yani. Evet. Gerçekten. Yani tabii ben yanlış kişiye, yani yanlış yerden sesleniyorum yani bize o şeyi vermiyor herhalde. Şimdi tamam sen gittin bu kadar saygılı, sevgili dedin, gittin öğretmenle evlendin. Mesela o öğretmen niye seninle evlendi acaba? Şimdi bence hani bu anlattığın gibiyse, bak şöyle söyleyeyim. Siz işin ahlaki falan boyutunu bir kenara bırakın. Bu kadın bir şey yaşamış, belli durumu da ortada. Parasını da kaptırmış vesaire. Sonra tekrar gelmiş evine dönmüş. Anladığım kadarıyla başka gidecek yeri de yok. Şimdi adam bunu yani... Kiracılar da çıkar tabii. Yani bacım. Adam bunu şimdi dönseydi, vursaydı, öldürseydi çok iyi olacaktı. Insanlar. Hayır bir dakika, adam şöyle bir şey yapıyor. Heh. Diyor ki yani sen benim hani eşimsin, durumun da farkında Hediye Hanım'ın da. Gel en azından şu işleri de hani bu davalar falan hallolana kadar kal. Sonra da yollarımızı ayıralım diyor. Diyor ki aynı evde iki arkadaş gibi yaşıyoruz diyor. Size bir şey söyleyeyim mi? Bence büyük şey ya. Yani bunu büyük bir kalite, yani büyük bir vefa örneği, göstermek büyük bir... bence özveri bu. Kolay yani. Kolay bulunabilecek bir vasıf değil yani. Evet. Yani 1000 tane erkeğin içerisinde böyle bir tane zor çıkar. Çünkü o beni 12 senedir tanıdığı için, 12 sene öncesi de var, tanıdığı için kalbimde hiçbir şey olmadığını, her şeyin bir anda ağzımdan çıkıp da yani hani şey yaptığını bildiği için, hani beni tanıdığı için onu kabul etti. Ya beni kabul et. Ya, özür dilerim yani hani bunu açıkça söylüyorum, evde beraberiz. Hayır yani ona kol kanat geliyor. Ama arkadaşlar bak şimdi siz iki erkeğe de söyleyeceğim. Yani burada kadınlara diyorsunuz Rahim Bey siz ama kocanı affet hadi bir keredir bilmem nedir diye onu söylemesini biliyorsunuz. Bak şu ayrımcılıktan da vazgeçin yani. Burada adam onu hayatına kabul etmiyor. Sadece koca olarak, arkadaş olarak. Korumalı ona, bir ortam hazırlıyor. Evet o korumalı bir ortam hazırlıyor. Kadın kocasını burada kabul ettiği zaman aa canım iyi yapmışsın şimdi onun için bir şey olmaz diyen de siz iki erkeksiniz. Yapmayın. Vallahi her ben de diyordum, demez diyorum. Aynı şeyi ben de diyordum kadınlar zor. İçin ama nasıl kabul ediyorlar diye ama adam da beni kabul etti. Kabul etti derken yani hani aslında bu bir kabulleniş değil Hediye Hanım. Kabul ediş bu, değil. Aslında kol bu kanat sizi, veriyor. Ben evet. O anlar, yani ben hani, onu sevdim. O korumalı ortamda tutarak adamın, başınıza daha kötü bir şey gelmesin diye engellemeye çünkü dedi çalışmak ki, çok insani bir davranış. Büyük bir bunalımlara girince ama büyük bir uçurumun içine düşeceksin mi? Dedi. Zor. Ya büyük bir uçuruma düşeceksin sizin dedi. Lütfen dedi. Sizin çocuğunuz falan var mı? Çocuk, çocuk var mı? Yok. Anne baba? Kimin? Sizin? Annem var. Onun yanına gidemediniz. Yok ya kimin yanına gideceğim der misin ne? Ben yıllardır 54 yaşında karıyım. Ben yıllardır... İşte bir 12 sene 13 sene önce nasıl şey ettim? Gene ben şey yapma almaz bunu da. Sizin ilk eşiniz mi? He. Bu he. Adam. Eşinizin ilk evliliği mi? Evet. Onun da ilk sıfır evliliği. Kilometre. Gülmeyin kızlar. Ben sizi tanıdığıma memnun oldum. Bence birçoğumuz bunu örnek almalı yani. Ben de 15 senedir hep seni takip ediyordum. Hiçbir yere çıkmazdım etmezdim sen bitene kadar. Teşekkür ama ederim. Doğru söyleyeyim. He. Sen beni madem izliyorsun da nasıl bu adama kaptırdın işte yaparım? Ben hep kızıydım. Bak onun evindeyken bile yok yok anne izleyeceğim sen git. Ay, hadi yıkamaya gidelim sen git hele ama ben bitmeden çıkmam ha. İnternette yok ne internet izleyeyim ha buradan izleyeyim ya. Oturan gari. Ha beraberdi bu Hayri ile mi? Baksana o bir programım vardı. Hayri ya aman git çıkıp da rezil mi olacaksın? Dedim yok ne rezilli? Bütün insanlar, evli kadınlar var 3-4 tane daha.
Onlar da çıkacak. O ev sahibi de çıkacak. O ev sahibiyle olan resmi orayı kesti. Bana atmıştı. O bana gönderdiği toplu kadın resimleriyle onlarla da kesin Mustafa Hoca'ya gitmiştir de. O de hatta altında da yazdım. Bana dedim 6 kuruş bile ödemedin. Onları da bağladın. Herhalde onların da parasını yiyeceksin. Hayırlı olsun diye. Mesajda yazdım. Mesajlarım var. Göstermişimdir size. Gönderdiydim kızlara. Şimdi ben size şöyle söyleyeyim. Bak Hediye Hanım hem o parayı verdiğine dair elinde belgesi var. Hem gidip ben bunu hep söylüyorum yani insanların zor durumundan istifade etmek ya da dini duygularıyla ödeyecek, oynayarak ödeyecek. Bundan istifade etmek ya da akıl ruh sağlığının bir arasına girip bundan istifade etmenin hepsinin ayrı ayrı suçları var. Bu kadın gitmiş işte yine bir tane üfürükçüye, o da okutulmuş, ondan da bir şeyler içilmiş, para da alınmış, para da ödenmemiş. Hayri Bey sen gel bakalım vereceksen de Rami Bey'le bir senet mi imzalayacaksın, ne yapacaksın, bu kadının da parasını verin. Bu kadına da günah. Bana hiç öyle ben onun anlatırım hayatını falan diye gelme. Bizim konumuz Hediye ya, açık, Hanım'ın... Hayatım açık hayır, bölüm. Benim Hediye Hanım'ın hayatı beni hiç ilgilendirmiyor. Beğenmediğiniz kadınla, ama hayatını beğenmediğiniz kadınla neden o zaman bu kadar ayınızı geçirdiniz diye ben önce size sorarım. Beni ilgilendirmiyor. Hayatını geçiren sensin. Beraber yaşayan sensin. Madem iyi değildi, arabamı niye beraberdin? Yani hiç bana onlarla gel... 12.250 euro senedini imzalamışsın. Ne zaman vereceksin onu söyle kardeşim. Elimizde fotoğrafların da var. Hani onu tehdit ettiğin fotoğrafların aslında birçoğu seni de o zaman rencide edebilecek fotoğraflar. Kadın veriyor, kadın saklamıyor ki. Vallahi bana şuraya mayoyla kendine has bir kadın. Bende esası var, sende fotokopileri vardır. Hayri Bey'in buraya gelip, Hayri Bey'in buraya gelip anlaşması... Belli bir tarihte bir dakika lütfen bir dakika. Belli bir tarihte ödeyeceğim diye mutabakat temin etmesi Hayri Bey'in menfaatine. Aksi takdirde 370 bin liralık sizin elinizdeki senet 500 bin lirayla daha fazla Hayri Bey'den tahsil edilir. Faiziydi, tutacağınız avukat masrafıydı, icra parası masrafı vesaire bin katlanır. Hayri Bey en az 100 bin lira daha cebinden çıkar. Euro 320 iken, 320 bine tekabülken dedim ki mesaj attım, yazılı mesaj. 270 bin öde Hayri dedim. Ben dedim üstü senin olsun arkadaşım. E o da güzel. Ona da yok, ben de sana o parayı zaman günü gelince öderim dedi. Daha sonra beni oğluyla ne yanıma Burak geldi de sen de gel diye o benim telefondan seni aramış. O bana o kadar mesaj yazacak bir kapasitede çocuk. Hayri Bey bu yazıyı verdiğine göre hanımefendi. Hayri Bey yazıyı verdiğine göre iyi niyetli bir adama benziyor. Gelsin de bu işi i̇yi normal, niyetli, kötü normal niyetli bir değil. Çerçevede halledelim. O Şakir Gencay bunu yapmıyor. Tamam tamam. Yoksa hemen adam şey verir. Utanmıyorsunuz öyle değil mi? Öyle bir adam değil. Hemen yani gerçekten hiç utanmıyor musunuz bu kadının parasını almaya? O yüzden ben eşine daha çok saygı duydum. Benim geride. Ne demek istediğimi anlayan anlayacaktır yani. O yüzden eşine saygı duyuyorum. Siz utanmıyorsunuz değil mi bu kadının parasını elinden almaya? Yazıklar olsun ya. Vallahi başka da bir şey diyemiyorum size. Yani çok içimden söylemek geliyor da. Ayıp denen de bir şey var ya. Biraz... Sizi tenzih ederek söylüyorum Hayri Bey ama hani bir tekerlekli bir hırsızsın değil mi? Bizim toplumumuzun en kötü şeylerinden biridir, durum suçlarından biridir yani. Aa hırsız. Ama hırsız bile mesela bazı tekerlekli sandalye çalıyor. Diyoruz ki yani, bu da çalınmaz yani. Şimdi bazı şeyler vardır yapılmaz. Şimdi bunu buldunuz yani? Hediye mi buldunuz? Sahipsiz sandınız, sahipsiz ya. Kaldın. Hocamın sandınız. Kredi kartını 40 milyar peşin bir çektiydi, hemen nakit olarak onu verdi. Nasıl evli oldum? İlk günden bile evli oldum. Vallahi yalan, billahi yalan. Ben inanıyorum sana. Ve benim icralı hacizlik olduğu için banka hesapları niye açamıyorum? Bak, hani sen, İBAN sen, ne oluyor ben, ya? Ben senin işinle ilgileneceğim. Ya gel paranı öde ya güzel avukat buluruz hallederiz. Sen canı sıkma. O kadar da uzun boylu değil ya. Yapmayın artık. Öder, bu öder, kadar öder. Değil yani. O Şakir Gence şeyse tamam bitme. Ha, özür. Ne bileyim bu? O tarafa bakma dedim özür dilerim. Verelim araya yazık ya. Özür.
aşık olduğu kadınla ilgili kurduğu hayali, bir başkasının yaşayacağını öğrenen Yusuf Kavuk, ilişki ağının kurbanı mı oldu? Vedat Bey çok güzel bir şey söyledi Derya'cığım sana. Dedi ki, sen biliyorsun dedi. Çünkü bu yaşananları senin bilmen lazım. Vallahi de biliyorsun, billahi de biliyorsun bak. Benim bir bilgim olsa tek kelimesine kadar söyleyecek bir insanım. Onu seven bir sürü insan var. Çok üzülüyorsun madem, Yusuf kaybolduğunda mı 2-3 gün sonra nasıl tatile gitti? Bu çocuğun Nevşehir'den Bursa'ya gelmesinin nedeni senin başka bir erkekle bungalova tatile gideceğini öğrenmesi, bizim hayalimizi başka bir erkekle gerçekleştiriyor, gidip hesap soracağım demesi. Ben oraya gideceğim dedi, sadece ona bir yüzümü gösterdim. Yusuf, yüzünü gözünü görüştürme, başardım şu konuyu kapat, bitsin gitsin. Yusuf Kavuk'un tehdit edildiğini bilen arkadaşı Nail Bey'e göre kayıp aşçı sevdiği kadının arabasını kullanıyordu. Roma bize ne zaman bu ekran görüntüsünü attı, biz orada pes ettik. Dedik ki tamam, bu çocuk başına bir iş almış. Bu TC kimlik numarasına bak diye Ramazan Bey böyle bir mesaj attığını öğrenince hepiniz endişelendiniz. Evet evet, biz yani orada tamamen endişe duyduk. Ben Derya Hanım'ın bindiği arabaya kadar biliyorum. Bu arabayla İnegöl'de gezerken Yusuf'u gören arkadaşımız da var. Genç aşçının son görüştüğü kişi canlı yayındaydı. İlk olarak Yusuf'u kaybolduğu gün nereye ve ne zaman bıraktığı sorusu yanıt arıyordu. Yusuf sizinle Derya'nın arasında bir şey olduğuna kanaat getirmiş, sizden hesap sormaya geliyor. Bunun farkına vardınız mı? Hayır, asla böyle bir şey farkına varmadım. Ya adam bana can ciğer gibi davranıyordu. Derya da sonuçta kardeşim diye davranıyordu Yusuf'a yani. Hani neyi anlayayım ki ben? Siz mesela Derya'ya daha sonra dediniz mi? Kardeşim siz bana niye yalan söylediniz Makedonya'da? Söyledim. Öyle bir şey yoktu dedi bana. Yani böyle sevgililik durumları yoktu. İnandınız mı? Ya inanmadım tabii, gördüklerinden sonra inanmadım artık. Siz Derya'yla duygusal bir şey yaşadınız mı, yaşamadınız mı? Kesinlikle değil. Kesinlikle. Bu söylenen her şey yalandır, iftiradır. Yusuf Kavuk kaybolmadan önce sevgilisiyle birlikte tehdit edildiğini söylemişti. Bu iddiayı gündeme getiren arkadaşı Serkan Bey'di. Yusuf Makedonya'dan döndükten sonra sizinle görüşmüş. Ne söyledi size? Bir uzman çavuş varmış. Kız arkadaşını rahatsız ediyormuş. Aynı kişi beni de ölümle tehdit edecek dedi mi? Aynı şekilde söyledi. Harun Bey, bu kişi siz olabilir misiniz? Müge Hanım, niye ben olayım lütfen, rica ediyorum. Allah aşkına, hani ben şu an o kadar şaşkınım ki. Birisi beni polis yapmış, birisi beni asker yapmış. Bırakın da ben kendimi size ifade edeyim. Ne var ne yok söyleyeyim. Neden bir kadın sevgilisini bir başka erkeğe kardeşim diye tanıştırır? Bilmiyorum, ben buna ne diyebilirim ki? Bana söylenen bu Müge Hanım. Karşıdaki adamı da kaçırmamak için bu yalan uydurulur. Başka da bunun hiçbir açıklaması yok. Ya bu insanın öğrenmesini istemiyordur ya da bu insandan sevgilidir. Ben de sizinle aynı kanaatteyim. Bu çocuk anladığım kadarıyla Derya Hanım'a takıntılı bir çocuk. Size söylemedi mi, bu benim sevgilim demedi mi? Yok Yusuf, bana hiçbir şey söylemedi. Mümkün değil, herkese söylüyor. Yusuf Kavuk'un şüpheli kaybıyla ilgili en çarpıcı iddia, kaybolduğu 4 Temmuz'da son görüştüğü şahısla kavgaya tutuşmasıydı. Kavga nedeni ise kıskançlıktı. 4 Temmuz tarihi öğlen saat 1 ya da 1.30 civarı Harun Bey bahsettiği bu kerefteciler dediği aslında mobilyacılar sitesi. Bir ses duydum ben Yusuf Bey'in kurduğu cümle. Benim evleneceğim kadınla sen nasıl yakasını tuttuğunu gördüm. Gri aracın şoför kısmındalardı. Hatta arkadaşıma dedim ki ya bak, kavga ediyorlar hani. 3 ya da 4 adım attık. Aracı kaldırırken ya da ani fren yaptığımızda bir çul diye bir ses çıkar ya. O şekilde araç dümdüz devam etti. Gri renkte bir araç. Ne markaydı? BMW 318i. Bir kere benim aracım beyaz. Buyurun karşılaştırın. Ben bir şey söylemek istemiyorum. Siz kanaat getirin. Ben Yusuf'un size böyle bir soru sormasını çok normal buluyorum. Derya Hanım'la belki de hiçbir gönül bağınız yoktu. Ama Derya Hanım'ın size karşı ilgisi olmasa sevgilisini size kardeşim olarak tanıtmazdı. Tarihlere baktığınız zaman yani Makedonya tatili kiminle gidilmiş? Yusuf'la gidilmiş. Kiminle gidilmiş? Harun'la. Orada tanışıyor Harun'la Yusuf. Bir ay sonra Yusuf'un kaybolduğu gün Harun ve Yusuf yan yanalar. Harun Yusuf'u bir yere bırakıyor. Yusuf ortada yok. Ne oldu da bu adamlar buluştular bir ay sonra? Bunun cevabını Derya sen vereceksin. Şimdi öncelikle sizin günlerdir beklediğiniz haberin müjdesini vereyim. Yusuf Kavuk'un şüpheli kaybıyla ilgili dün itibariyle İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı yetkilendirildi. Kararın bugün UYAP'a düşmesi bekleniyor. Bu şu demek, Bursa İl Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Kayıp Büro Amirliklerinin konuyla ilgili resmi çalışması başlayacak demek. Bugüne kadar, ben teşekkür ediyorum. Bugüne kadar şuradan dolayı biliyorum, bütün bağlanan konukların onlar da takibini yaptılar. Konuşmak isteyen, sırtı dönük de konuşan, ismini vermek istemeyen herkesin de takibini yaptılar. Bundan sonra artık onların devreye girmesiyle beraber Akkoyun, Karakoyun daha net bir şekilde
ortaya çıkacak. İki bağlantımız var. Bir tanesi Muhammed Sıddık Çınar'la birlikteyiz. Yayınımıza biliyorsunuz adı geçmişti. Adı şöyle geçmişti. Yusuf kaybolduktan sonra Kıbrıs'a gitti. Bu çocuk anketördü. Cebinde hiç parası yoktu. Döndükten sonra nasıl 1,5 ay Kıbrıs'ta kalıp nasıl döndükten sonra bir güzellik merkezi açtı. Acaba bu bir kefaret miydi diye İnegöl'de yapılan dedikodularla geçmişti. O yayınımızda olacak. Sanırım Derya da Muhammed Müge Yönter de Derya Hanım'la beraber o da hazırlanıyor. O da yayına bağlanıp ben de soruları cevaplarım demiş. Önce isterseniz Muhammed Sıddık Çınar'a dönerim. Büşra'cığım günaydın. Buyurun sizi dinliyorum. Muhammed Bey nasıl cevap veriyor bu iddialara? Günaydın Müge Hanım. Mikrofonumuzu uzatıyorum hemen. Merhabalar Müge Hanım. Günaydın. Günaydın. Ya ben şimdi bu konular anlatılıyor da ben bu konularla hiçbir alakam yok. Ben orada çalışandım. Kıbrıs'a gittim. 3 ay kaldım orada. 3 ay kalmamışsın. Çalıştım geldim taksitle bir güzellik merkezi devraldım. 3 ay kalmamışsın Muhammed Sıddık Bey. Yaklaşık 50 gün. Yok 2,5-3 aya yakın kaldım. Yo dün verdim i̇ki, ben buçuk, sana. Yani iki, aynen o civarı. Girişini çıkışını verdim yani. Hani ya tarihler var ya şu an giriş çıkış tarihlerim var. Sıkıntı yok. Yok bilet, bende de var. Dahi duruyor bende. Bende de var. 30 Temmuz'da gitmişsin 26 Eylül'de evet. Geri dönmüşsün. Yani aynen, iki ay şekilde, tam olarak evet, iki ay bile kalmamışsın. Yani bir yere maaşlı girsen ikinci ayın maaşını bile tam almadan geri dönmüşsün öyle söyleyeyim. Evet ya ben babamın yanındaydım orada. Ne iş yapıyordu? Yani bir şey, inşaat işi yapıyorum. Ya inşaatta ne mesela? Saten boya, montalama, dekorasyon işte. Tamam, boya işi yapıyordun. Boya işi de güzel bir iş, evet. Evet, evet. Sonra o yani 1,5 ay içinde... Evet, kendi mesleğim zaten. Anladım. Boya işinde biriktirdiklerinle mi bu yani, dükkanı açtınız? Biz burayı nasıl oldu? Ben 25 bin lira verdim Müge Hanım. 30 bin lira da Uğur abi var, o verdi. Biz taksitle diğer kalanı da aylık 50-50 taksit yapacaktık işte. Döngü olmadığı için yapamadık. Şu anda kapalıyız zaten. Geri teslim edeceğiz. Verdiğimiz parayı geri bekliyoruz. Ya ayda 50 bin taksite yani girdiniz. Yani sahibine tekrar geri teslim edeceğiz. Ha, 50 bin lira taksite girdiniz. Evet. Onu da ödeyemediniz mi? Yazık olmuş. Evet ödeyemedik. Peki Harun Bey'in bunu açılmasında size bir katkısı, desteği, maddi bir ortaklığı yok, kesinlikle. Oldu mu? Yok kesinlikle öyle bir şey olmadı. Kesinlikle öyle bir şey olmadı. Delillerim de var. İş yeri daha üstüme değil. Hani neden istemedin Harun Bey'den? Yani görüştürebilirim. Yok neden istemedin? Ben olsam isterdim. Nasıl anlamadım? Niye yardım istemedin? Hani biz de böyle bir yer açacağız. Hani bu işin incelikleri nedir? Tabii ki de onlara danıştım. İsmail abiye, ondan sonra Harun abiye tanıştım yani ben. Ama öyle şey yapmadım yani. Maddi olarak destek istemedim. Anladım. Peki sen tanıyor musun Muhammed, Derya Hanım'ı, Yusuf Bey'i? Yusuf Bey'i tanımıyorum da Derya Hanım kaç defa iş yerine gelip gitmişliği olmuştur. Ne şeyle geliyordu? Hani ne sıfatla geliyordu? Vallahi ben gelip ofiste oturuyordu sıfatını tam olarak bilmiyorum. Sadece gelip çıktığını biliyorum. Yani tam olarak ne olduğunu bilmiyorum yani. Şimdi ne söylesem yalan olur hanımefendi. Çünkü hani arkadaşların, sonuçta çalışma arkadaşların senin adını verdi ya. Hani senin böyle Harun evet. Bey'in sağ kolu olduğunu iddia ederek verdi. Yani Yusuf kaybolduktan sonra gitmen de onlar açısından şüpheli bulunmuş. Yani dedikodu tabii bunlar yani tevatür. Şimdi şöyle bir... Tabii ki de dedikodu. Şöyle bir şey var. Ben 9 yıldır Harun abigille çalışıyorum. Ailesiyle çalışıyorum. Yani ben toplasan 3-3,5 sene Harun abiyle çalıştım. Dayısıyla, amcasıyla, dayı çocuklarıyla. Bunlar hep ailecek yapıyorlar bu işleri mesela. Yani ayrı ayrı onların akrabaların yanında çalıştım. 9 yıl boyunca sürekli onlarla çalıştığım oldu. Sağ kolu muhabbeti yani. Tabii kardeş gibi görüyor beni. Ben de onu öz abim gibi görüyorum. Ben çok seviyorum. Harun abi hatta bu durumu yaptı diye ben asla inanmam da inanamam. Böyle bir şey olamaz yani. Tuhaf bir şey yani. Anladım. İşte o dedikoducular öyle söyleyeyim. İddialar daha doğrusu. Aynen öyle. Senin böyle işte onu kardeşin aynen gibi abin amca. Olarak gördüğünde Yusuf. Yani Yusuf eğer Harun Bey'in başına bir zarar vermek için Bursa'ya geldiyse senin de Harun'un yanında ben olacağını hiç tanımıyorum. Söylüyorlar.
Yusuf'u... Ben Yusuf'u ne hiç gördüm, ne hiç tanıyorum, hiç muhabbetim bile yok. Yani bu yayından sonra ben Yusuf... Yani öğrendim Yusuf diye biri var olduğunu. Peki Derya ile Harun Bey'in arasındaki ilişki neydi? Vallahi şimdi ben gözümle hiçbir şey görmedim. Yani sadece gelip gittiğini biliyorum. Ben arkadaş olarak biliyordum. Yani bu şekilde. Başka bir fazlalık bir şey bilmiyorum yani. Hayır, oradaki o... Hani oradaki çalışanlar da hep bunun dedikodusunu yapmışlar ya. Senin de kulağına gelmiş miydi böyle bir dedikodu? Vallahi ben... Yani ben çoğunlukla aşağıda olduğum için... Yani yukarıda benim işim olmuyor. Ben aşağıdan müşteri çıkardığım için... Dedikodularla falan zaten kendim de dedikoduyu sevmem yani. Olduğu yerden kaçarım. Anladım. E sen niye burayı o zaman sürdüremedin bu kadar da? Yani bu şey. Niye onları Büşra bir gösterir misin etrafa? Niye sürdüremediniz siz burada bunu? Göstersin. Şöyle sürdüremedim. Yani sermayem olmadığı için sürdüremedim. Şimdi bir sermayemiz olması gerekiyor burayı sürdürmemiz için. Elimde bir sermayem olmadığı için yani şimdi bir giderlerimiz olacak, olması gereken şeyler var. Şimdi onları da gideremediğimiz için başaramadım. Yani hatta yani vermek istiyoruz. Biz verdiğimiz parayı geri alamadığımız için yani talip olan biri varsa ona da vermek istiyoruz. Yani verdiğimiz aldığımız paradan bu ya şekilde bir şey alsın diye. Çok da güzel bir yer yapmışsınız yani. Kaç lira verdiniz toplamda? Güzel evet. Yerimiz... Yok yapmadık. Direkt devraldık. Direkt devraldık. Toplamda kaç lira bugüne kadar vermiş oldunuz Muhammed Bey? 55 bin lira para verdik abicim. Ha, bu şekilde devralmışlar anladım. 50-50 de aylık taksite bağladık. Tamam. Evet. Toplam ödediğiniz meblağ ne kadar? Hani onu geri alamadık dediğiniz meblağı merak ettim. 55 bin. Burayı kurmak aynen için totalde verdiğiniz para 55 bin öyle mi? Bayağı evet ucuz, abicim. Bayağı ucuza vermişler size. Yani... Evet delillerim de var. Görüştürebilirim. Sahibi yer sahibi. Yok, yer sahibi kebapçıyken giriyor bir işin içine. 2,5 milyon para. Evet. 2,5 milyon harcıyor buraya. Yani harcadığı için de 5 ay çalıştırıyor. Çalıştıramıyor. Sadece 10 tane müşteri alabiliyor lazer müşterisi. Yani çalıştıramadığı için adam kapatacaktı. Yani bana denk geldi. Ben hatta Kıbrıs'a tekrar geri dönecektim çalışmaya babamın yanına. Böyle denk geldiği için yani kaçırmayıp girdim işin içine. Bu arada ben bir şey sorabilir miyim? Yani kuaförün adı güzellik tabii merkezi mi oldu yani şimdi? Bizim bu kuaför değil mi? Benim bildiğim kuaför. Artık şimdi kuaförler güzellik... Burası hem kuaför hem güzellik salonu Müge Hanım. Ha, güzellik mi yani? Arka tarafta seans odaları da var. Ha. Cilt bakımı her falan. Her ikisi birden yani. Bu sadece güzellik salonu değil. Şey, tabii cilt bakımı, lazer epilasyon, bölgesel incelme peki, işte gibi şeyler. Yine bir şey dikkatimi çekti. Peki bu şey lazer bunlar, güzel bunları doktor kullanmak için mu? Kullanmak için belirli sertifikası olan... Nasıl? Bakın şimdi siz bir güzellik merkezi açıyorsunuz. Bu açtığınız güzellik merkezinde belli evet sertifikası olan kişileri de çalıştırmak zorundasınız. Evet işte çalıştıramadım. Tamam. Sermaye olmadığı için döndüremedim de şeyi, çarkı. Tamam. Hayır, işte peki bu yapamadım diyor. Siz yani burayı alırken şimdi bu bana çok gerçekçi gelmedi. Hı. Yani cebimde 50 bin liram var diyeyim, 5 bin lira nasıl vardı gerçekçi? Birinden 25 bin lira daha borç aldım. Ben burayı devraldım. Bakın bir güzellik merkezini devralabilmeniz için 25 bin lira ben verdim, ortak olduğum Uğur abi 20. Bir güzellik merkezini devralmanız için orada çalışanları oluşturmanız gerekiyor. Kim yapacak? Gelen bir kişi geldi. Vardı, lazeri kim yapacak? Eski kadro vardı bıraktı gitti bir anda. Heh. O zaman sizin i̇şte onları... İşte vardı kadromuz vardı sizin bir anda bıraktı onları, gitti. Yani parasını mı veremediniz? Maaşını ödeyecek de bir birikiminiz olması lazım. Parasını veremeyeceğiz korkusu kaygısına girdiler Müge Hanım çalışanlar. İşte o yüzden. İki kişiydi zaten. Anladım. Yok ben bilmiyorum hakikaten. Yani bunlar için bu... Bir uzmanlık gerekmiyor ya, mu diye söylüyorum. Tabii hani sonradan da haberlerde de bir sürü şeyler görüyoruz ya hani. Bir sertifika falan alıyorlar bu, ama bunların ne kadar neye geçer ben de bilmiyorum. Bu işi yapmak hani için estetisyen belgen, ustalık belgen olması lazım. Anladım. İşte biz aldık o belgeyi de zaten olacaktı ama olamadı işte. Biz daha olmadan kapattık yani kapattık derken işletmedik. Kapalı şu an dükkan. Hatta arkadaşlar da geldi gördü dükkanı, eleman falan hiç kimse yok içeride şu an. Yazık yani durum bundan ya ibaret.
Yazık olmuş yani. Teşekkür ediyorum. Muhammed de kendi hakkındaki iddialara bu şekilde cevap verdi. Diyor ki... Ben teşekkür ederim. Benim bununla ilgili evet. Yani bir kefaret ödeme gibi bir durumum yok. Zaten bana daha doğrusu bir kefaret ödenmesi durumu yok. Kısaca söyleyeyim. Çünkü ben zaten burayı işletemedim. Gördüğünüz gibi kapalı kesinlikle. Diyor. Kesinlikle. Burada şöyle bir şey söylüyor Muhammed. Evet hanımefendi. Müge Hanım. Derya geçen gün konuşmasında dedi ki ben oraya dedi bakıma gidiyorum. Bakım yaptırıyorum. Ondan sonra da geçip Harun'la beraber bir kahve içiyorum. Şimdi Muhammed Bey de diyor ki evet diyor geliyordu diyor. Harun Bey'in ofisinde oturuyorlardı. Çayın kahvesini içiyordu. Şimdi buradaki ayrıntıyı... Ama şimdi ofise giriyor da ben seans odasını görmüyorum. Seans odasına girmiyorum. Ben o geliyor içeri girdiğini görüyorum direkt aşağı iniyorum. Ben içeride ne oluyor ne bitiyor müşteri nereye giriyor. Şimdi seans odaları bölümler var ya şimdi beyefendi. Şimdi ben gördüm veya görmedim desen de yalan olur. Şimdi ofise geldiğini görüyorum. Giriyor kahvesini yudumladığını da gördüğüm oluyor. Ama işleme giriyor mu girmiyor mu yani bunu gözlerimizle görmüyoruz. Yani zaten bu yani olacak bir şey değil anladın mı? İçeriye bu kadar yani hakimsin. İşlemde bir bayana gidip görmek olmaz. Tamam içeriye bu kadar hakimsin madem içerideki konuşmaları yalanlıyorsun ya dedikodudur diye. Bunların dedikodu olduğunu ne nasıl... Ne dedikodusu ya ben hiçbir şey yalanamadım. Harun Bey her gün işleme geliyor dedi Derya için. Her gün işleme oluyor mu sizce? Yani ben bilmiyorum. Hiçbir şekilde ya, bilmiyorum. Onun ne dediğini de bilmiyorum. Kapıda ben duran sadece bir insansın. Bildiklerimi söylüyorum. Kapıda bir duran şey söyleyeyim ama bak şimdi şöyle bir şey evet, var. Adam kapıda duruyor. Hı-hı. Kapıda duruyorum ben diyor broşür dağıtıyorum. İçeri ben girin diyordum insanlara. Yani. Yukarıda da ne olduğunu nereden bilsin? Hayır. Ama Derya'nın geldiğini tabii. Söylüyor. Aynen öyle. Hı? Her gün geliyor muydu Derya? Tabii Derya Hanım'ın geldiğini gördü. Ya her gün gelmiyordu ne her günü ya? Kim dedi her gün geliyor? Orada çalışan bir kadın söyledi. Her gün hiçbir şekilde görmedim. Haftada bir. Orada çalışan bir kadın. Ya abi öyle her gün kim işlem öyle bir işlem mi var ya? Öyle bir işlem yok bir kere. Hangi işlem var? Ben 9 yıldır bu işin içindeyim. Her gün bir işlem mi olur ya? Ha saçına fön mü çektirmeye geliyor diyeceğim. Bize kuaför yok zaten. Orada kuaför yok yani çalıştığımız yerde. Zaman zaten kimse onun işlem için geldiğine inanmıyor ki. Yani ben işleme geldiğini veya gelmeyi, ben bu özel hayatına Harun abinin karışmadığım için bilmiyorum. Hani ondan dolayı söylüyorum. Abi. Şimdi abi dedikodu, yalanlama falan muhabbeti açıyor da ben hiçbir şeyden haberim yok. Adam direkt bizi yalancı konumuna getirdi. Ben aşağıdaydım, geldiğini gördüm ama yukarıda ne yaşadılar bilmiyorum diyor. Bence gayet net bir cevap. Yani bütün bu şeyin Şevki Hoca'ya da inandırıcı gelmeyen para vesaire falan da dediğim gibi artık bundan sonrası... Evet. Araştırmaya bakılacak evet. Bir şeydir. Rambe de pek inanmamış görünüyor. Araştırmaya muhtaç olduğunu düşünüyorum. Siz de pek inanmıyorsunuz. Yani verdiği cevaplarla sorulan sorulara kendine göre bir takım cevaplar verdi. Bana göre zaten şu konuşmalar esas davayla ilgili esasa müessir olan konular da değil. Nasıl değil? Siz yani mi? Zaten siz Derya Hanım'ın devamlı oraya geldiği bilinen bir durum. Siz niye yayında olduğunu anladınız mı beyefendini? Evet. Yani Derya Hanım'ın oraya... Yani iddia şu yani. Yani Yusuf Bey'in Harun Bey başına bir şey getirdiyse yanında da bu çocuk vardı konusu. Tamam. Şimdi yani... sizin bütün üzerinde durduğunuz... Ben durmuyorum. Ben yani, söylemiyorum. Ben söylemiyorum. Kafalardaki soru işareti bu çocuk acaba bir... şey olsun diye ona yaptığı bir takım durumlara karşılık mı bu dükkanda iş verildi, dükkan açıldı, kendisine bir imkan evet. Temin edildi. Bu araştırılıyor. Bu konuda sizinle beraberim. Ama Derya Hanım oraya niye geldi, arkada mı oturdu, çayını mı içti, o konu bana göre önemli değil. Eğer bu işin olur mu? Eğer bu işin içine katıldıysa o da o konu hakkında bilgi sahibidir. Yoksa tamam, niye katılsın o işin içine? Ben kapıdayım, geldim. Çayını içten sonra da arkaya geçti. Biz arkaya geçemiyoruz. Arkada neler yapıldığını göremiyoruz diyor. Bunu dedikten sonra yapılacak bir şey yok. Verilen cevap bu. Her geldiğinde ofiste görülüyor olması bile benim için çok manidar. Çünkü bir iş yerinde bir kişi tamam güzellik salonuna gitti işte gerekli işlemleri yaptırdı. Çok hani 5-10 seferde bir ancak tanısa dahi o iş yerinin sahibinin odasına merhaba der ve uğrar. Her sefer uğramaz. Çünkü hangimizin iş yerine gelen, hangi ahbabımız sürekli geliyorsa bizim odamıza girip de kahvesini içer, çayını içer. Biz iş yapıyoruz. Her dakika o odaya girilip her dakika oturulabiliniyorsa
onun altında başka bir yakınlık olduğunu düşündürür bana. O özellik bana. Zaten o yakınlık zaten bilinen bir şey. O yakınlık onda reddediyorlar ya. O yakınlık zaten seyahatlerde, otur gezmelerde, tozmalarda bu, her şeyle ortaya çıkmış. Rambeyciğim, bu diyorsun. Biz ondan bahsetmiyoruz. Biz Harun'dan bahsediyoruz. Ben yani size, o ben gizli size bir anlayacağım. Konu değil ki açıklamaya kalkalım. O ötekisi, o Yusuf, biz Harun'dan evet. bahsediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Büşra'cığım eğer girmek isterse arada beyefendi girebilir. Şimdi Harun Bey'in eski çalışanlarıyla görüştük. Bakın onlar neler anlatıyorlar. Şüpheli şekilde ortadan kaybolan Yusuf Kavuk'un kız arkadaşı olduğu söylenen isim ve iddiaların odağındaki Harun Ateş'in ilişki yaşadığına dair ihbarların ardı arkası kesilmiyor. Harun Bey'i tanıyorum. Kendisiyle uzun bir süre çalışmış bulunmaktaydım. Derya Hanım'la Harun Bey'in bir ilişkisi vardı. Sürekli beraberlerdi. Normal bir sevgililik hayatı vardı. Harun Bey'in odası zaten camlı bir odadı. Ondan dolayı herkes biliyor yani, görüyordu tüm çalışanlar. Eski çalışanı da Harun Ateş'in daha önce askeri personel olduğuna dair söylemlerde bulunduğunu öne süren tanıklar arasında. Uzman komando olarak tanıtıyordu kendisini. Bir de keskin nişancı olduğunu söylüyordu. Fotoğrafları vardı. Hatta sürekli çalışan kızları gösterirdi yani. Kendisini sürekli uzman komandoyum veya da keskin nişancıyım diye tanıtıyordu herkese. Belli sebeplerden dolayı o işi bıraktığını, ondan sonra normal güzellik salonuna tekrardan giriş yaptığını söylemişti. Silahları olduğunu söylüyordu sürekli. Arabada sakladığını, arkadaşa Arda bir yere silahları gömdüğünü söylemiş. Neden? Saklıyorlardı. Genelde hepsi ruhsal. Çünkü silahları. Yayınımızda gündeme gelen Harun Ateş'in Yusuf Kavuk'un kaybolduğu dönemde üzeri kanlı bir şekilde iş yerine gittiği iddiasına da değindi gizli tanık. Benim bir arkadaş aramıştı. Harun Bey'in o gün sargıda olduğunu ve üzerinde kanlar olduğunu söylemiştim. Çalışanları sürekli değişiyordu. Sabit bir elemanları vardır. İki kişilerdir onlar. Kübra ile Mine. Genellikle tüm olaylara hakim kişi de onlardır. Harun Bey'in genellikle eli kolu gibi diyebilirim size. Her şeylerini bilirler. Harun Ateş'in bir başka eski çalışanı daha ekibimiz konuştu. Anlattığına göre yaklaşık 4 ay çalıştığı iş yerine Derya Hanım'ın sürekli geldiğine şahit olmuştu. Harun Ateş'i yanında çalışıyordum, estetisyendim. 3,5-4 ay yanında çalıştım. Orada olduğum süre boyunca Derya Hanım sürekli geliyordu. Sabah kahvaltıları olsun, daha önceki röportajdaki arkadaşımız da söylediği gibi ve saatlerce çıkmıyordu. Mola anılımızda bir iki defa denk geldim. Harun Bey'le yan yana muhabbet ediyorlardı canımla cicimle. Derya Hanım'a yönelerek işte senin de zayıflamaya ihtiyacın var, dokununca göbeğini hissediyorum gibi kelimeler duydum. Şuna da şahit oldum. Derya Hanım'la yemeğe gideceği zaman Kübra Hanım'ı da götürüyorlardı. Bu Yusuf'la Derya'nın arası bu son aylarda araya bu Rümeysa da girdiğine göre ne kadar zamandır bozuktu? 1,5 ay, 2 ay falan en fazla. Hayır, bu bir tek Makedonya'da mı bozuldu onların canım, araları? Orada patladı zaten. Ya Makedonya'ya kadar normal görüşüyorlar mıydı? Tabii diyorum ya, Makedonya'ya kadar normal görüşmesine Derya'nın ne işi var Nevşehir'de? Derya şimdi bazı şeyler diyor ki atlayalım, tamam buyur gel atlayalım, normal arkadaşı gibi ara burada. Aynı evde kaldılar, diyor ki Yusuf otelde kal. Hayır Yusuf otelde kalmadı. Gözümün içine bakarak yalan söylersen beni çıldırtırsın. Benim bildiğim şey, bana bari yalan söyleme. Evet de ki ne, beni bir kenara çıkar. Sen bu söylediklerimi duyma de, ben bunları duymayayım, sana tepki vermeyeyim. Buraya anlat sen bu yalanlarını. Ama bana söyleme bunu. Çünkü ben biliyorum Derya senin aynı evde kaldığını, aynı eve gelip aynı yatakta yattığını. Bana yapma bunu. Ama bu konuyu ben kaldırıyorum şimdi. Tamam bunlar kenara kaldırdık. Yusuf arıyoruz madem. Hayır, Rümeysa nasıl araya girdi? Orasını ben anlayamadım. Olmuş. Yani şimdi madem onlar da beraberler. Şimdi tamam Derya Harun'la görüşüyor, görüşmüyor, konusu tartışılıyor da Yusuf nasıl Rümeysa ile görüşüyor o zaman? Rümeysa ile görüşme şöyle başlıyor işte. Bu olaydan sanırım bir ay önce falan bir yakınlaşma oluyor Rümeysa ile Yusuf arasında. Yusuf Hanım bunu Rümeysa sonradan açılıyor buna. Gitmeden önce, Makedonya'ya gitmeden önce açılıyor. Hı. Bu ondan sonra kayıp olayı olunca zaten ben dedim oğlum, şey kızım dedim, durum bundan ibaret. Tamam abi dedi, konuyu kapat. Ben hayır, dedi artık. Hayır, Rümeysa ne zaman araya girdi? İlk tanıştırmaları mı? Şimdi Yusuf... Yakınlaşmaları mı? Hayır, Yusuf'la Derya birlikteyse. Evet. Bir ay önce Makedonya'ya gittilerse Rümeysa ne zaman aradaydı yani? İlk başlarda nasıl söyleyeyim, geçen sene... Yani bu senenin Ocak ayında falandı. Beraber çalışmaya başlıyorlar. Tamam. Ondan bir işte dediğim gibi Haziran gibi falan bir yakınlaşma oluşuyor. Bir duygusal yakınlaşma oluşuyor. Ondan sonra açılıyor. Bunlar evet bir, o arada bir tartışmışlar yine Derya'yla. Bir süre sanırım bir konuşuyorlar. Şunu alta koyalım ha. Ondan sonra bu olay patlayınca da ben anlattım. Yani Haziran gibi yine Haziran gibi falan başlıyorlar sanırım. Hiçbir şey anlamadım.
Bu çocuk 4 Temmuz'da kayboldu ya. Evet. Rümeysa ile ne kadar süre ve ne zaman beraber oldu? Duygusal anlamda mı? Nedir ya da çalışma arkadaşlar olarak mı? Ne zaman mı tanışmışlar? Sevgilisi değil, sevgilisiyse sevgilisidir. Sevgilisi hayır, hayır. Sevgililik olayı değil. Evet, bir yakınlaşma oluyor, bir duygusal bir hissiyat var. Fakat sevgililik boyutuna geçmeden zaten bu olay patlıyor, Yusuf'un kaybolma nasıl olayı. Nasıl oluyor o boyutlar? Ben hiç anlamadım. Yani, ne bileyim, insan ne diyorlar işte ona? Ha? Yani flörtleşme. Hani tanıma aşaması. Ha. Yani evet. Bu şekildeyken böyle bir yakınlaşmaya başlıyorlar. Açılıyor Yusuf'a. Ki Derya'yla bu arada zaten kavgalılar o süreçte. Tartışma. O zaman bir dakika, yani Makedonya'dan döndükten sonra mı Rümeysa hayatına giriyor Yusuf'un? Hayır hayır, hayır, öncesinde. Ya o zaman Makedonya'dan önce de aralarında bir problem var yani Yusuf'la. Tabii canım, sürekli. Şimdi atıyorum tartışıyorlar, Yusuf telefonu kapatıyor. Derya ya Tuğba'yı arıyor ya ben arıyor. Abi ulaşamıyorum. Ulaşamıyorsan arama beni, bırak o sana döner. İşte nerede bir atsın telefonumu. Bir şekilde ben ulaşıyorum, diyorum ki aç şu telefonu. Ya bırak. Yani sürekli böyleler. O zaman Yusuf da Derya'yı aldattı yani Rümeysa'yla. Bir nevi öyle baktığın zaman, öyle şekilde değerlendirdiğin zaman. Bir nevi evet. Olur mu canım yani işte. Ama şöyle, Yusuf'un bunda bir gidip de Derya'ya, kıza, Rümeysa'ya bir yaklaşımı yok. Rümeysa diyor. Hani bir şeyler hissediyorum, açıldım. Hı. Evet, o arada tartışmalılar. Bu da diyor ki hani benim bir yürüyen bir ilişkim var. Şu anda da böyle bir şey düşünmüyorum. Sonrasında evet artık nasıl oluyorsun, bir yaklaşım sergiliyorlar birbirlerine. Ama bu ilişki boyutuna çıkmıyor yani. Flörtleşme midir nedir artık? Telefonlaşıyorlar. Evet. Ama öyle ya, yani sevgili hayır, olmuyorlar hayır, ya. Hayır hayır, hiçbir şekilde görmedim. Sevgilisi diyor Derya hep Rümeysa için. Ya işte sevgilisi, diyorum buna kızıyorum. Diyor. Konuyu saptırma bana. Sen kendi üzerindeki olayı bir kabul et. Sen kendi üzerindeki olayı tamam, bir kabul Derya, et ondan sonra. Derya yayınımıza cevap versin bana. Niye o zaman Derya Rümeysa sevgilisi diyor? Tamam, görelim. Ay ne numaralar. Ve şöyle ne, bir şey Müge, var. Bağlan Müge, ne numaralar bunlar ya? Bir gün Harun bağlanıyor, bir gün niye ikisi bir bağlanmıyor bunlar bu yayına ya? Bir karşılaştıralım şunları. Ben Müge'yi bir göreyim, neymiş? O Müge'yi anlatacakmış da Müge de bize anlatacakmış. Niye? Mağazan niye? Korkusu yok, çekinmiyor. Müge Hanım niye bağlanmıyor? Derya Hanım sizin yayında yayınınızı dinliyor Müge Hanım şu anda ama yayına katılmak istemiyor. Duyacağım ama yayına katılamıyorum, kendimi ifade edemiyorum yayına katıldığımda diyor. Bir buçuk iki senedir Rümeysa ile bir ilişki yaşadıklarını Vedat Bey'in kendisine anlattığını söylüyor. İnegöl'den beri Rümeysa ile sevgililermiş diyor kendisi. Ya, bir gelsin oraya Müge, bir zahmet bir sesten. Bunu ya. Vedat Derya. Bey anlatmış. Derya, sen mi anlattın ya? Vedat Bey? Bir buçuk iki senedir ben anlatmışım öyle mi? 2000 Derya 2020'de tanıdığın Derya 2020'de tanıdığın adamı iki sene görmedim dedin. Peki bu süreçte iki sene görmediğin adamda görmediğin sevgilinin adamla benle nasıl görüştün ya? Sevgilinle görüşmüyorsun da benle nasıl görüştün iki sene boyunca? Ne sıfatla görüştün benle? Ya da ben sana nasıl anlattım bunu? Artı şöyle bir şey var. Kaybolduktan sonra anlattığınızı iddia ediyor Vedat Bey. Hayır hayır hayır. Şimdi bir de Rümeysa ile olan ilişkiyi bir buçuk iki senedir biliyordu. Bana bu şekilde söylemişti. İnegöl'den beri beraberlerdi diyor. Yağmur'la buçuk... birlikte anlattılar. Yağmur'la birlikte anlatmışsınız. Şimdi şöyle bir durum söz konusu. Yağmur'la olan bunu karıştırmasın. Sürekli bir yerlere çekiyor olayı. Biraz şöyle. Şöyle benim bir karşıma geçsene bana? Sen ya. Derya Hanım. Karşınıza geçmiyor. Şöyle duymam için. Şu yaklaşır mısınız bana? Bir buçuk iki senelik bir mevzu değil bu olay. Zaten Yusuf geçen sene yanlış hatırlamıyorum. Ne yani şimdi bu? Bir buçuk iki seneyse Müge Hanım biz niye bilmiyoruz? Biz Derya'yı biliyoruz. Biz Rümeysa'yı tanımayız, görmeyiz. Biz ki böyle herkese... Bununla görüşüyor. Böyle yani herkese anlatıyor madem ilişkisini. Buyurun gelin siz söyleyin. Yani konuyu kesinlikle farklı yerlere saptırmak istiyor. Ya bir çık şu olayın içine, bir çık bir gel ya. Bilmiyorum, aydınlatmak isteyen insan bu şekilde mi davranır? Vedat Bey demişti ki... Madem sen benim kardeşimle sevgili değilsin, hani şurada burada vesaire niye fotoğraflarım? Hatta o bölümü bana attığın bölüm yukarıda da hazır mı? Evet dedin ama attın mı yukarıya? Bana attın. Ha. O bölümü bir bana izletin. Kadireciğim, atıp atmadığını bana söyle ki ona göre devam edeyim. Atmadıysan atmadım de bir tanem. Hayır, bana bir tane parça attın. İzmir trafiği ile alakalı yer neresi olacak? Şimdi ben size İzmir'i soruyorum. Yani Vedat Bey soruyor. Derya Hanım beni duyuyor mu? Ondan sonra siz de diyorsunuz ki hayır ben İzmir'de duyuyor, fotoğraf falan canım. Çektirmedim etmedim. Şimdi yaptığımız araştırmalar sonucunda Yusuf'un daha İnegöl'den taşınmadan önce yani 2022 yılı Haziran ayında İnegöl'den bir araç kiraladığını tespit ettik.
Bu kiralamayı yapan firmayla da konuştuk. Yusuf 13 Haziran 2022 tarihinde saat 21.33'te araba kiralıyor. Ve İzmir'de de HGS geçişi var. Yani o arabayla İzmir'e geçiyor. Şimdi bu tarih şu nedenle önemli. Derya'nın eşi, eşinin teyzesinin kızı da 13 Haziran 2022'de tatile gittiklerini söylemişti. Bu tatile de siz gitmişsiniz. Teyzenizin kızı, işte eşinizin teyzesinin kızı gitmiş. Kız kardeşiniz gitmiş, Kübra, Meryem falan gitmişsiniz. Sonra siz bir ara rahatsızlığınızı bahane etmişsiniz. Bunu eşinizin teyzesinin kızı çok güzel anlatıyor. Sonra onların yanından ayrılmışsınız. Otele gitmişsiniz. Ve orada da Yusuf'la beraber olduğunuzu söylüyor. Sonradan da eşinizle de kavga etmişsiniz. Gözleriniz ağlamaktan şişmiş bir halde ve bitkin sizi odada bulmuşlar. Ne diyeceksiniz buna? Siz yayınlarımızda hiç İzmir'e gitmediğinizi söylemiştiniz. Şimdi eşinizin teyzesinin kızı anlatıyor. Araba kiralama şirketini de bulduğumuzda aynı tarih. Yani doğruyu söyleyin demeye getiriyorum ben lafı. Ben ben orada Yusuf'la falan görüşmedim yani. Bu nasıl bir saçmalık? Evet, ben orada olaya gittim. Eşimle telefonla kavga ettim. Sonra arabaya bindim, kızların yanına gittim. Bu nasıl bir iftira ya? Kuzenin söylüyor bunu yani. Kuzeniniz anlatıyor bunu yani. Biz yapmadık öyle bir şey Derya. Bu nasıl bir iftira ya? Konuşanları da ama aynı tarihte, tarihte Yusuf da araba kiralayıp İzmir'e geliyor. Ben o süre, o zamanlarda Yusuf'la görüşen biri değildim ki. Telefon kayıtlarından çıkar zaten. 2022 Haziran. Aramız bozuktu, konuşmuyorduk. Evet, küstük, konuşmuyorduk. 2022. O da barışmak için mi geldi? Ne bileyim ben, görmedim ki Yusuf'un İzmir'e geldiğinden bile haberim yok. Peki Vedat Bey nereden biliyor o zaman Yusuf'un İzmir'de sizinle beraber olduğunuzu? Vedat önce Yağmur'la oturup bana anlattıklarını anlatsın da Yağmur'a karıştırma falan deyip durmasın. İnegöl'deki Özgen'den beri sevgili olduklarını bir itiraf etsin de. Yusuf ne zaman başladı İnegöl'deki Özgen'e? Şimdi bir dakika, şimdi bununla ne alakası var? Ben şunu soruyorum. Eğer siz İzmir'de Yusuf'la buluşmadıysanız, sizin oraya konuyu giden dağıtıyor. Arkadaşlarınızdan birisi bunu anlatıyor. Kuzeniniz anlatıyor. Peki Vedat Bey nereden bilecek İzmir'de sizin Yusuf'la buluştuğunuzu? Aslında benim Yusuf'la, yani şurada söyleyeyim. Aslında Yusuf'la ilgili ben sizinle ilgili bir şey merak etmiyorum. Ben şimdi bu Harun'la ilgili anlatacaklarınızı merak ediyorum. Yani Harun'la ilgili iddialara ne cevap vereceksiniz? Bence Yusuf konusu zaten gayet net ve açık da. Harun'la ilgili dedikodulara ne cevap vereceksiniz? Dün Harun Bey sizinle ilgili de söyledi. Ben ona Harun Bey'i gayet net bir şekilde sordum. Sevgilisini neden size kardeşi olarak tanıttı? Ya Harun ben de benim arkadaşım değil sonra mi? İşlem yaptırmaya gittiğimde biz, beni dinler misiniz? Bakın Makedonya'da Harun benim arkadaşım değil mi? İşlem yaptırdığında gidip ofiste oturup kahve içmemle nasıl bir sakınca var? Tamam da bak, nasıl bir bak Derya. Bir bak Harun'la sen anlaşıyorsun. Niye herkesle sevgili bak yapıyorsunuz? Ya, siz benden ne istiyorsunuz ya? Bak bak. Sen Harun'la anlaşıyor musun? Duymuyorum ki ne dediğini. Canım canım, deprem oldu benim kızlarım. Ne halde? Ben burada kardeşimi arıyorum, kardeşimi. Benim çocuklarım ne halde orada ya? Kapattınız mı telefonu? Ben burada kardeşimi arıyorum, o ne anlatıyor? Ay, aramalarını söyler misin? Allah cezanızı versin sizin ya. Müge ben ne dediğini hiç anlamadım. Niye ikisi de bir aynı gün bağlanmıyor? Biri bir gün bağlanıyor, biri bir gün. Çünkü yalanları çıkacak ortaya. Yalanları çıkacak. O diyor ki evet yaptı demiyor, o da diyor yaptı demiyor ya. Yeter artık ya, bıktım ha. Neyi kapadı ben anlamadım. Beni ailemi bıraktı, ben kardeşimi arıyorum, ben kardeşimin... Rümeysa kim? Ben Rümeysa tanımıyorum, ben seni tanıyorum, muhatap sensin. Sensin bizim muhatabımız, Rümeysa diye biri yok. Sen ve Harun'sun. Harun.
Yeter artık ya. Bir de küsüyor, bağlanmıyor. Senin küsme gibi bir lüksün yok, yok, yok. Bize cevap vereceksin her şeye. Yeter artık, bıktık ha. Beni ailemi bıraktım çocuklarım. Dün deprem oldu. Ne oldu sen biliyor musun orada? Öyle mi? Geçmiş olsun. Evet Müge Hanım ya. Geçmiş olsun. Vallahi ben artık yoruldum ya. Ben bir can peşindeyim. Can can. Ben çocuklarımı yitirsem ne yapacağım? Allah korusun. Yeter artık. Daha küsüyor da bir de bağlanmıyor ya. Ben de anlamıyorum açıkçası o şeydi. Müge'cim ne diyor ben anlamadım şeyi. Ya Sevcan. Bunlar beni çok tıkadı. Bir alır mısın şuradan ne olur? Müge'cim ne söyledi Derya'nın? Ben hiç anlamadım. Bir anlatır mısın? Ne söyledi ben anlamadım. Sevcan bir gel tatlım. Ailenin... Naim abi. Yani aileyle alakalı şu anda kendi aile hayatımda çok büyük problemim var. Ailem dağıldı anlattıklarınızdan. Bu yüzden de katılmayacağım diye bağırıyor avaz avaz. Yani biz de burada ikna etmeye çalışıyoruz bir yandan. Ama şu an dinleyemiyor yani aileyi de dinlemiyor. Sinirli bir insanım üstüme gelmeyin. Hani sevgili muhabbetinden ailem çok zarar gördü. Ben çok zarar gördüm. Sürekli bunu konuşuyorsunuz. Ailemi mahvettiniz diyerek tepki veriyor şu anda. Bunu görüşmeden önce... düşünecekti ailesini mahvettiğini. Şimdi mi aklına geldi ya ailesi? Bunu emniyet niye almıyor? Niye almıyor bunları daha sorgulamıyor ya? Bunları bize buradan şey yapıyor. Yeter artık ya. Derya Hanım sakince konuşalım. Buyurun gelin buraya lütfen. Arkanız dönük olacak zaten. Bir sakince sen, cevap bir sakinleştir onu. Bakın gene tartışıyorsunuz. Hayır ama sakince konuşun. Sevgili yaparken aile düşünmüyor iki tane. Şimdi düşünüyor bana ailesini, çoluğunu, çocuğunu. Lan benim de var çoluk çocuğum, Yusuf'un da var. Ama yani Derya Hanım'ı da dinlememiz gerekiyor ya. Anlıyorum kızıyorsunuz ama. Ama sürekli konuyu dağıtıyorum. Ne söyleyeceğim ama Rümeysa hiç bağlanmıyor mesela. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Rümeysa tamamen kendini çekmiş. Ben sadece Yusuf'un iş yerinde Bursa'da çalıştırırken aynı yerde çalıştığı bir kız diye biliyorum. Yani tanımam etmem. Ya o da uzatmasın. Neyse ne yaşadıysa bilmiyoruz ama bağlansın konuşsun ya da gelsin konuşsun. Ya uzatmayın. Biri koskoca kadın olmuş kaprisini çekiyoruz burada. Ailem diyor. Benim kardeşim yok. Öbürü orada üzerine konuşmalar geçiyor. Bağlanıp itiraf neyse söylemiyor. Aynen. Ya sıkıldık sizin. Eşek kadar insansınız ya. Bunu ben mi hatırlatıp söyleyeceğim size? Neyse doğruyu söyleyin işte. Bugün çıkmayacak, yarın çıkacak. Biz gün sayıyoruz. Çıkaracağımız günü sayıyoruz, bulacağımız günü. Evet, söyleyin doğru konu, neyse. Sürekli konu iki lafından birisi Rümeysa. İki lafından birisi Rümeysa abi. Rümeysa ise iki lafından biri. Önce sen kendi üzerindeki sana yapışmış olan sıkıntıları bir açıkla bana. Senin, benim bildiğim sıkıntıları açık açık konuş. Evet de bunları bir kabul et. Sonra eğer bu Rümeysa üstüne gitmezse o zaman haklısın. Ya da Rümeysa'da bir sıkıntı varsa onun üzerine gitmezse haklısın. Olmayan bir şeyin üzerine nasıl gideyim? Hiçbir alakası yokken benim özel hayatımı sokuyor ortaya. Hiçbir alakası yokken. Ya bunun dediği çünkü şey ne Müge Hanım? Üstünden suç alın, en suçlayacak kadın bu. Evet. Bu konuştu, konuşma buna yöneliyor işte. Ve konunun ilerlemesini istemiyor. Sürekli dallandırıp budaklandırıyor. Ve bu Harun'la bu Derya bir defa bir aynı anda bir yayına katılsınlar. Evet. İkisini aynı anda bir soralım. Evet desin ki Harun Derya'ya sorsun. Derya senin arkadaşın benim kız arkadaşım mı diye bir sorsun, bir doğrulatsın. Şimdi Derya Hanım bizi izliyordur. Bakın Derya Hanım ben sizi anlıyorum. Hiç istemediğiniz bir şey oldu. Yani bu da kötü bir piyango gibi yani. İnsana piyango vurması gibi bir şey. Yani eğer Yusuf ortadan kaybolmasaydı siz eşinizden para almaya devam edip Yusuf'la gezmeye devam edecektiniz. Şimdi beklenmedik bir şey oldu. Tamam anlıyorum üzüntünüzü, kaygınızı. Ama burada... kardeşleri kaybolan bir ailenin bu bizi hiç ilgilendirmiyor demesini de siz anlayın. Çünkü onlar şu anda kardeşleri hayatta mı endişesiyle davranıyorlar. Üzülmüş ya Müge Hanım. Eğer bakın şu an şu beklemediğiniz şey oldu ya. Ben size şunu söyleyeyim. Eğer Yusuf'un kaybıyla ilgili dahliniz olmasa da duyduğunuz, şüphelendiğiniz vesaire bir şey varsa bugün söylemezseniz daha kötü bir piyango ile karşılaşacağınıza emin olun. Allah daha kötü. Ben size bunu ablacım diyorsunuz, ben de Derya'cım diyorum, dostane söylüyorum. Bak çok samimi. Şimdi siz Yusuf'la gezerken
Harun'la kahve içerken bu sizin kendi özel hayatınızda. Ta ki ortadan biri kaybolana kadar. Artık şimdi bir cinayet şüphesi varsa sizin çevrenizdeki biri, artık özel hayatınız çok önemli bir şey olmaz. Önemsizleşir. Çünkü önce biz canı konuşuruz. Bu herkes için her yerde geçerli. Diyorum ki size, Yusuf, Harun, siz ya da bir başkası, Yusuf'un görüşebileceği bir başkası ile ilgili bir konuda bilgi sahibiyseniz, bundan birkaç hafta sonra hani o dağıldı dediğim ailemden kimseyi göremeyecek duruma da gelebilirsiniz. Ne biliyorsanız anlatın. Anlatın. Yani neden mesela insanlar sizin Harun'la ilişkinizi bu kadar dedikodu malzemesi haline getirmişler? Bunu bugün getirmediler ki. O gün getirmişler. Ne oluyordu? Ve ben dün Harun Bey'e sordum. Harun Bey söyledi. Siz de bunun cevabını verin. Sevgilinizi Harun'a neden kardeşim diye tanıttınız? Amaç neydi ya? Harun sizin eşinizi tanımıyor ki. Harun sizin gidip de eşinize biliyor musun karın seni Yusuf'la aldatacak diyecek bir adam değil ki. Harun da zaten sizin evli olduğunuzu bile bile Makedonya'ya yanınıza geliyorsa zaten aynı yolun yolcusu, hiç kimse kusura bakmasın. Ben size soruyorum, dün Harun Bey'e sordum, açık açık söyledi, evet dedi. Siz niye sevgilinizi Harun Bey'e kardeşiniz olarak tanıttınız? Sonra sizin sevgiliniz Harun'u abisi olarak tanıyıp sonra onunla velev ki iş ortaklığı içine girdiğinde onlar telefonla konuştuklarında öğrenmeyecekler miydi birbirlerini? Öyle bir ortaklık yok ki. Niye öğrensin ki? Hayır, diyelim ki velev ki var. Ama şimdi biri Derya'nın abisi olarak tanıtılmış, biri kardeşi olarak tanıtılmış. Eğer görüşüyorlarsa aralarında da telefon konuşması, gerçekler ortaya çıkınca adamlar birbirlerine hayrola demeyecek mi yani? Derya Hanım, bunun cevabını siz vereceksiniz. Orada da Tuğba Hanım'ın dediğine katılıyorum yani. Bunu önceden düşünecektiniz. Aynen, şimdi Müge değil. Aynen Hanım, ikisini bir bakın idare etmek İzmir. Ne demek ya? Bunları ben söylemiyorum ki. Kuzeniniz söylüyor. Ve bunlar çıktıysa hepsi çıkacak. Aslında Derya birçok şeyden çok emin. Çok iyi biliyor bak, birçok şey bildiğimi ve sürekli hani ilk baştaki tepkisi kalmadı artık bana nazaran. Önce ilk baştaki tepkileri kayboldu. Hani bunu bir kenara bırak, tamam. O zaman ilk başta şunu kabul edecektin. Evet kardeşim, ben böyle bir halt işledim. Ben bunun arkasındayım. Şu andaki konumuz bu değil, bu çocuğu bulalım. Bu olmalı tepkin. Ne bulması sen ya, ne kendi bulması. Sen kendi ilişki içerisinde olmadığını iddia ederek bugüne geldik biz. 10 günden beri senin ilişkini kabul ettirmeye çalışıyoruz. Ayrıca şöyle bir şey var. Yasal olarak bunda bir sıkıntı mı var? Bunun yüzsüzlüğünü versenize ekrana. Ya artık bunun belli olmadı mı, kanıtlanmadı mı sevgilisi oldu? Açın şunun yüzünü, bir millet görsün. Belki daha farklı itiraflar gelecek. Belki daha farklı insanlar arayacak. Şunun yüzünü bir açın. Bir görsünler yani, yasal olarak bir sıkıntısı varsa da ben razıyım onun sıkıntısına. Müge Hanım, kendini sosyal medyada zaten her yere çok güzel bir şekilde ulaşmak için açıyor. Biz buradan hadi derdimiz yüzü de değil zaten. Derdimiz abimin sen hayırdır Derya'nın yanında demesinin sonucuna gelmiş. Yani sorduğumuz yer orası. Yüzü falan değil ya, batsın yüzsüz pislik zaten. Bizim sorduğumuz soru orası. Sen niye bunu hayırdır konumuna getirdin? Madem bitti diyorsun Derya, bitti. Bittiğini hiç kimse söylemiyor ki. Bittiyse bu adam sana hesap sormaya nasıl gidiyor? Ve şimdi arkadan arkadaşlarım soruyorlar, sormamı istiyorlar. Derya Hanım, madem sizin Yusuf hiçbir şeyiniz değildi de, siz nasıl Yusuf'un abisinin bu kadar ayrıntılı sevgililerine kadar biliyorsunuz? Her şeyimizi Müge Hanım, köye nasıl kadar yani? Köye kadar her şeyimizi biliyor. Siz lütfen Derya Hanım bir toparlanın. Bir gün ağlıyorsunuz, bir gün bağırıyorsunuz. Ama bunun cevabı bu değil yani. Siz neden Harun'a sevgilinizi kardeşiniz olarak tanıttınız? Neden? Sonra bu adamlar ikisi beraberce konuştuklarında acaba aradan ne konuştular? Ve dün yayınımıza bağlanan hanımefendi mesela, İkisini gördüm ben orada diyor. Yusuf Harun'un yakasına yapışmıştı diyor. Ve ben yine söylüyorum, bence Yusuf Harun'un başına bir iş getirmeye, hesap sormaya oraya gitti. Aynı fikirdeyim. Ya biz de biliyoruz kesinlikle, zaten Müge Hanım, biz bu ihtimali kesinlikle biliyoruz. Kesinlikle oraya... ilk adımı Yusuf attı. Yusuf Harun'a hesap sormaya, ki görgü şahidinin de buraya bağlanan kişinin de söylediği bu. Bu hesabı aslında Yusuf soruyor Harun'a. Ama o hesabı sorarken karşısındaki kişinin tepkisi ve hesabı soran kişinin başına ne geldiği
İşte onu araştırıyoruz biraz. Derya Hanım, bir toparlayın bence kendinizi. Siz bilirsiniz yani. Yani bir şekilde bu soruların cevabını burada ya da başka bir yerde vereceksiniz. Ama yani Harun Bey'in de dediği gibi nereden düştüm ben bu işlerin içine diyor ya yani. Nereden düştü bu iki adam bu işlerin içine? Onun anahtarı sizde. Hiç kusura bakmayın. Güzelce konuşalım diyoruz. Bizi her zaman arayabilirsiniz. 0212 354 43 25 354 43 26. Canlı yayın sırasında ulaşabileceğiniz telefonlarımız 0212 639 42 63 639 50 17. Evet, Harun Bey telefon attığımızda. Derya Hanım, Müge, ne durumdasınız? Yani hep diyor ya Vedat Bey, ikisi de karşı karşıya gelsin. Harun Bey, günaydın öncelikle. Günaydın Müge Hanım. Teşekkür ediyorum. Müge'cim, Müge, yani ben anlamıyorum. Neyin iknasındayız biz acaba? He? Ne olmuş? Müge'cim. Müge de ne olsa hiç ciddiyetini bozmuyor, görüyorsunuz. He. Müge, beni duyuyor musun? Ne oluyor evde? Duymuyor herhalde. Müge'nin telefonu kapandı herhalde. Müge de onu duymuyor. Berin ekranı. Müge de telefonu duymaya çalışıyor. Müge, ne yaşanıyor o evde? Ben anlayamıyorum sizin ağlamalarınızı, bağırmalarınızı, çağırmanızı. Bir ağlanıyor, bir bağırınıyor. Ne oluyor yani? Durum şu anda o... Bırak... Alo. Efendim, dinliyorum seni Müge'cim. Hah, Müge Hanım, koptum bir an, kusura bakmayın. Yok. Derya Hanım'la durum aynı. Hani ben cevap vermeyeceğim ama yayına dinliyorum dedi. Ailenin olayları saptırdığını sorduğum hiçbir şeye cevap vermiyorlar ve beni hakaret edip sürekli üzerime geliyorlar dedi. Ben soru sorduğum zaman konuyu saptırıyorlar dedi. Hiçbir şey sormadım. Ama aileye ne soruyor? Sorsun, bana da söylesin, ben de sorayım. Aile ne cevap versin? Rümeysa ile ilgili 1,5-2 senelik ilişkilerini hatırlatıyor Vedat Bey'in kendisine söylediği. Ve aynı şekilde gene Yusuf kaybolduğu dönemde Rümeysa aileden ısrarla para istemiş. Yana yakıla para istedi. Niye Rümeysa'nın bu para isteme olayını anlatmıyorlar? Ben ailenin de Rümeysa'yı sakladığını, koruduğunu düşünüyorum diyor. Tamam, önce ona söyle ki aile sana hikaye anlatmıyor, cevap bekliyor. Tamam, önce soruların cevabını versin. Biz de bildiğimiz kadar anlatırız zaten. Biz Rümeysa'yı bilmediğimi, konuya her şeyin abimin hakim olduğunu da söyledik. Yok, dinliyor, sizi dinliyor. Biz hikaye anlatmıyoruz. Bizi dinleme, cevap versin, cevap. Derya, bir çıksana Müge'nin karşısına ya, bir konuşalım, karşılıklı konuşalım. Bak, sen oradan Müge'ye aktarıyorsun, Müge bize aktarıyor, ben buradan aktarıyorum, o sana olmasın. Bir çık Müge'nin karşısına, benim yüzüme bir sor, seni dinleyeyim sakin bir şekilde. Sonra da sen beni dinle, olur mu? Bir çık ya Müge'nin karşısına. Yani yine yüzünü göstermek istemiyorsa, bak, göstermesin ama direkt cevap ver. Tamam, kimse size hava etmeyecek. Buyurun, gelin buraya Müge Hanım'la. Bak, sen sakin konuşursan ben de sakin konuşacağım. Ama sen carladığın zaman ben deliriyorum burada bak. Sakin bir şekilde soru sor, ben de sana cevap vereyim. Sen de benim sorularımı cevapla. Ya asıl Harun Bey şunu demesi lazım yani. Asıl o zaman Derya konuşmuyorsa ben niye bağlanıyorum diyebilir Harun Bey. Yani Harun Bey sonuçta bu işin içine Derya'dan dolayı bulaşmadı mı? Bilmiyorum, evet. Harun Bey, siz ne söylüyorsunuz da? Kendisine ilettim. Harun Bey'in bağlanmak istediğini de söyledim. Harun Bey hatta adam hastayken bile bağlandı. Kim bağlanıyorsa bağlansın. Tamam, evet, gelsin. Evet, kim ya, herkes konuşsun, ben artık konuşmayacağım diyor. Onu emniyette konuşturacaklar. Onu emniyette konuşturacaklar. Hakaret ettiysem dava açsın bana. Açmazsa bak, bu sefer hakaret işte. Bu açmazsa karaktersiz. Bana dava açsın, hakaret davası. Desin ki sevgilim olmadığı halde sevgilim olduğunu iddia ediyor desin. Gitmediğim eve gittiğimi iddia ediyor desin. Yapmadığım tatillere yaptığımı iddia ediyor desin. Bana yalancılıktan hakaret davası açsın. Açmazsa karaktersizlik yapar. Olmayan ailenin neyi dağılmış oğlum? 3 senedir sen diyorsun ki eşimle görüşmüyorum. Sen dedin ki bize yok böyle bir şey. Hangi yalanlarını çıkartacaksın? Ailesi hangi? Dağılmadı ya, cüzdanı bir boşaldı. Bir çıkarsana sen. Acı sondan bir çık, yani. Bir çık, sen demedin mi bana arkadaş olarak tanıtırsan çıkarım Müge'ye. Sevgisi olarak bahsettiğin zaman çıkmam. Sizi mahkemeye veririm demedim. Beni bir mahkemeye versen de birazcık şeref haysiyet varsa. Bana hakaret davası aç.
Zerre kadar. Ben dün dedin ya, ben bu kadar mı namussuz şerefsizim çocuğum? Senin çocuğunun yanında yaptığı şeyler ben bir... Ama yazıktır, günahtır. Çocuğuna kimsenin yazık, çocuğuna günahtır. Çocuğunu karıştırmayın. Hayır, hayır. Dedi ya, çocuğumun yanında bu kadar şeyler yapacak kadar namussuz, şerefsiz... Çocukları karıştırmıyoruz işin içine. Çocuk ama yapıyor işte, mi? Yapıyor. Gözlerimle gördüm. Yapıyor ya, yanındaydı çocuğunun ya. Çocuğu okuldan alıyor geliyor, Yusuf'u da alıyor gidiyordu. Yalan mı söyleyeyim ya? Aynen. Çocuğunu karıştırmayayım diyorum. Kullandın mı bu zamana kadar? Dün kendi söyledi, çocuğumun yanında bunları yapacak kadar şerefsiz, haysiyetsiz miyim diye. Saç bana gelin. Birazcık yüreğin varsa sende. Ben sana yalvarıyorum, çık karşıma, güzelce konuşalım diyorum. Sen sürekli bağırıp çağırıyorsun, sürekli. Bak Harun da geldi, gel şuraya. Güzelce konuşalım, gel. Yusuf'un kaybını konuşalım, lütfen buyurun buraya. Yani bizim başka derdimiz yok. Derya Hanım, bakın Harun Bey hatta şu anda, lütfen. Sizi bekliyoruz ve boşu boşuna zaman geçiyor. Siz kaybettiriyorsunuz bu zamanı. Siz oyalıyormuş gibi görünüyorsunuz, yanlış bir izlenim çiziyorsunuz, lütfen. Oyalıyormuş lütfen. Gibi görünmüyor, oyalıyor. Müge Hanım yine yüzü kapalı Derya olarak Hanım, çıksın. Lütfen. Yüzü kapalı olarak tamam, çıksın. Tamam, girmeyecek kimse. Müge Hanım izin vermiyor. Hayır Müge Hanım, çocukları karıştırmaz. Gelir misin? Hanım lütfen. Bizimkiler hiç çocuk değil. Doğru söylüyor. Ben şunu Mügeciğim, madem Hanım, böyle bir bekliyor, ben, madem böyle bir kulaktan kulağa oynuyoruz. ben Derya Hanım'dan aslında Harun Bey telefon attığımızda derken şunu bekliyorum. Sen sevgilini Derya'cığım Harun Bey'e kardeşim olarak tanıttın. Sonra Harun Bey'le Yusuf Bey senin iddiana göre hiç haberin olmadan görüşmeye devam ettiler. Üstelik bir ortaklık kuracak bir görüşmeye devam ettiler. Ama biz sonradan öğreniyoruz ki sen de çok iyi bildiğin gibi Yusuf'un Harun Bey'le ortaklık kuracak bir parası yok. 2 milyon demiş Harun Bey'e, 5 milyon demiş. Harun Bey de diyor ki ben de bir iş sahibi olarak 2 milyonlardan, 5 milyonlardan bahsedince ben nereden bileyim onun parasının olup olmadığını. Benim için karlı bir ortaklıktı. Ben de gittim, aldım, görüştüm diyor. Bence buraya kadar Harun Bey'in de anlattıkları gayet mantıklı. Ama sonra Yusuf Bey Bursa'ya gelirken farklı bir kimlikle geliyor. Farklı bir isimle geliyor otobüs biletinde. Bunun anlamı şu. Polis yarın bir gün baktığında benim Nevşehir'de olduğumunu söyleyecekti belki. Ama aslında Bursa'ya gidip geri dönecekti. Demek ki Yusuf burada bir plan kuruyor. Abisine de bunu şu şekilde anlatıyor. Ben Derya ile bir plan kurmuştum. Bungalov'da tatil yapacaktık. Ama benim kurduğum bu hayalleri başka bir erkekle yapacakmış. Ben gideceğim, onlara yüzümü göstereceğim. Derya'ya yüzümü göstereceğim diye geliyor buraya. Abisi hatta gitme falan diyor işte. İnsanın içine de doğuyor. Yani o yüzleşmeye geliyor sizinle. Ve sonra sizinle yüzleşmeye gelirken Harun'la görüşüyor. Belki de, bak bunu da söyleyeyim. Belki de Harun'un gerçekten hiç haberi yoktu. Harun tamamen ortaklık için ortaklık yapacağını düşünüyordu. Ama siz biliyorsunuz. Çünkü Yusuf size Harun'u sormadan Harun'la yüzleşmeye gelmez. Ben de diyorum ki, bak Harun Bey kusura bakmayın, siz de beni az buçuk tanıyorsunuz. Ben kimsenin arkasından konuşmam. Belki de gerçekten Yusuf o dünkü kadının söylediği gibi sizin yakanıza yapıştı. Size bir zarar vermeye çalıştı. Siz ona zarar vermek zorunda kaldınız. Bak bu da ihtimal dahilinde, güçlü de bir ihtimal. Ama Derya sen bunu biliyorsun. Zaten Vedat Bey'in, Tuğba Hanım'ın, Tuğçe Hanım'ın senden ettiği rica bu. Aranızda Yusuf'la ne tartışma geçti? Eğer Harun Bey Yusuf'un başına bir şey getirdiyse, sen de yanında değilsen, o zaman Harun'u korumana gerek yok ki. Ya. Ben bilmiyorum, böyle böyle oldu. Harun da yalan söylüyor dersin, çıkarsın işin içinden. Ya bilmiyorum, yanılıyor muyum bu anlattıklarımda? Benim eğer alakam yoksa, benim alakam olmadan iki kişi birbirine zarar verdiyse, ben niye o işin içinde olayım ki? Benim alakam yok derim, çıkarım işin içinden. Ben hatta ne yapayım kardeşim derim. Hatta bu şekilde uzaklaşmaları aleyhine bir hava yaratıyor. Şimdi o yani zaman... Yani normalde cevap verse, ya alakam yok dediği zaman...
onun aksini ispat etme imkanı yoksa... Yani Harun Bey, bak, siz de kusura bakmayın, Derya Hanım da kusura bakmasın. Eğer yarın bir gün Harun Bey bu cinayetin işin içinde çıkarsa... Derya Hanım da bu tavırlarıyla Harun Bey'in işlediği bu cinayetin ortağı olduğunu kabul etmiş oluyor. Yanılıyor muyum Harun Bey? Ya ben mantıklı bir şey söylüyorum sonuçta. Ben konuşabilir miyim? Buyurun, buyurun. Müge Hanım, öncelikle yani gerçekten bu durumlardan çok sıkılmış bir insan olarak konuşuyorum. Yani zaten ailemle bir sürü problemler yaşıyorum bu durumdan ötürü. Hiçbir suçum, günahım yokken gerçekten de neyin içine girdiğimi anlamıyorum ve bilmiyorum. Hala da bin bir türlü yalan dolan var işin içinde ve bu durumdan da çok rahatsızım. Onu da dile getireyim. Personellerin çıkıp sözde kendi ismini gizleyen gizli tanıklar. Yok sevgilidirler, böyledirler, şöyledirler. Ya sektörüm gereği benim işim kadınlarla. Ben her oturduğum kadınla sevgili miyim? Her muhabbet ettiğim kadınla, kahve içtiğim kadınla sevgili miyimdir? Ya böyle çok çirkin yakıştırmaları... Hani ben onların söylemlerine yakıştırmıyorum. Ya ahlaksızca bir durum. Özür diliyorum ama... Bir de... Peki pardon, lafınızı ne olur unutmayın. Lafınızı unutmayın. Peki siz bu duruma hep dediniz ya benim o aklımda. Ben bu işin içine nasıl düştüm diye. Evet. Benim için bu laf çok kıymetli. Peki sizi... Bu durumun içine kim düşürdü? Ya beni bu durumun içine kimse düşürmedi. Benim işte tanışmış olduğum evet Derya sayesinde. Heh. Derya sayesinde. Tamam, Derya da şu anda hattımızda. Burada evet. Olmasa dahi. Ben mesela şimdi sizin yerinizde olsam. Ben... Derya'ya derim ki Derya kızım sen niye sevgilini bana kardeşim olarak tanıttın da bu adamı benim üzerime kışkırttın? Buyursun cevap versin yani. Ama siz soracaksınız yani ben diyelim ki ben sizin yani sizin sormanız gerekirdi bu zamana kadar. Yani sormadıysanız da buyurun sorun cevap versin yani. Diyorsunuz ki nasıl düştüm bu işin içine? Dün sizinle konuştuk ben gayet güzel anlaştığımızı düşünüyorum. Ben bu programı izledikten sonra Derya sorduğunda öyle bir şey yok dedi bana. Burada sor burada. Hayır bizim yok dedi. Burada sor. Tamam yok dedi ama olduğu da ortada siz de dün dediniz gördük. E tamam. Evet gördük diyorum ya şu an. Ne dedin sen beni yalanla şöyle ben seni şey yalanlayayım Derya mı dedin ne dedin burada sor bakayım hadi ne cevap verecek ya bir sorsana. Ben kimseyle danışıklı dönüşlü değilim lütfen. Tamam bakın, işte sor. Saygılı olun bağırmadan konuşun. Gayet benimle. Saygılıyım ben kardeşimi arıyorum bakın, sen saygılı ol. Tamam bağırmadan konuşun bağırmadan. Ara ve kardeşinizi arayın saygı duyuyorum aramak da zorundasın aramasanız zaten problem. Ona saygı diyorum fakat ben burada bana yalan söylenilmiş, resmen dolandırılmış bir profilim ben burada. Siz bana böyle tamam karşı saygısınız. Ya bunun hesabını niye soruyorsun Derya'ya? Soracaksın. Derya'dan bizden değil biz bak, seni ne yalanlıyorum. Bak karşında şu anda seni duyuyor. Bir sorsana Derya'ya niye beni böyle bir tuzağın içine çektin Derya diye. Ya da olmayan bir kadını niye sevgilim olarak tanıttın diye. Bir sor Allah rızası için ya. Berat Bey bakın ben Derya söylüyorum. Tamam bir burada, sor şimdi burada. Sor. Seni duyuyor abi şimdi bir sor ya Derya de olmayan bir kadını benim sevgilim olarak niye söyledin orada diye. Bir sor ben de bunu bir duyayım ne cevap verecek? Tamam bana da öyle bir şey yok demişti zaten bu tamam, soruyu ben bak, zaten sordum. Harun anlamadığın şey şu bak tekrar söylüyorum sen bunu sormuşsun siz ikiniz aranızda konuşmuşsunuz siz biliyorsunuz biz aynen. Bilmiyoruz. Sor biz de duyalım biz de bilelim anladın mı telefonda konuştuğunu biz şahit olmadık ki. Tuğçe Hanım. Daha dolandırıyor ya daha kelimeleri dolandırıyor Tuğçe Hanım. Direkt sor. Direkt sor Derya'ya. Bakın siz dinliyorum. Anlamıyor musunuz? Anlamıyoruz. Bakın ben size Harun soruyorum. Bey. Bak söylüyorum size ben diyorum ki. Harun Bey duyuyor Derya Hanım sizi şu an. Ha? Hayır sor, Harun Bey Derya şimdi. Duyuyor sizi tamam, şu an. Derya Hanım, şu an hattayız sorar mısınız? Buradayız. Tamam soruyorum ben Derya bizzat birebir de sordum. Hani sen madem sevgilindin niye bana arkadaşım diye tanıştırdın sorusunu ha? Sordum yönelttim. Öyle bir şey yok dedi bana zaten. Tamam, yüzüne biliyorum. Söylüyorum beni duyuyorsa eğer. Tamam, şu Bey, anda sizi dinliyor şu an sorun yok, diyorlar ya size. Cevabından vazgeçin de lütfen madem bu kadar ısrar ediyor arkadaşlar rahatlasınlar. Siz şu anda sizi duyan Derya Hanım'a bu soruyu cevabını vermeden lütfen sorar mısınız? Rica ediyorum sizden. Rami Bey sesinizi alamadım. Bak sen aldın. Bir dakika. Bir dakika durun tartışmadan. Siz lütfen şu arkadaşlar yani bunların içi yanmış. Kardeşlerini arıyorlar. Kardeşlerinden ümitleri kesilmiş. Onları da anlayışla görmek, duymak, kabul etmek lazım. Bunların da ricası şu anda telefonda bulunan
şu anda sizin konuşmalarınıza cevap verecek durumda olan Derya Hanım'a lütfen niçin kalkıp da Yusuf'u benim yanımda kardeşim diye tanıttın? Bunun ya, sebebi neydi? Sizin bunu söylediğiniz sorunun sizin... Bir sorunda bakalım Derya Hanım size ne cevap verecek? Tamam, siz soruyu zaten açık net bir şekilde söylediniz. Ben de sizin sorunuzu alıp aynı şekilde soruyorum. Bana cevap versin o zaman. Ya ama sizin sesinizden de duyalım yani bunu. Derya, niçin beni tanıştırdın kardeşin olarak? Ben her şeyimi herkese söylemek zorunda değilim. Lütfen bunu duyalım yani Harun Bey. Ha bak, cevabını verdi. Derya Hanım verdi. Her şeyi herkese söylemek zorunda değilmiş Derya Hanım. Harun Bey, bekliyorum lütfen. Tamam, sordum zaten, cevap verdi Harun Bey. Ya kardeşim, sordum benim, sen benim ağzımla yaptığım soruyu sorma. Senin ağzından duymak istiyoruz. Tamam, ben istiyorum. De şunu söyleyeyim o zaman, madem tekrarlamam gerekiyorsa o zaman tekrarlayayım. Ha, lütfen lütfen, rica ediyorum. Derya, eğer beni duyuyorsa, evet, Derya duyuyor. Sen Yusuf'u arkadaşım olarak değil de niye bana kardeşim olarak tanıştırdın? Derya'nın bir cevap verin lütfen. Derya'nın lütfen bir cevap verin. 50 kere cevap mı vereceğim? Her şeyimi herkese söylemek zorunda değilim diyorum. Daha ne diyeyim yani? Bu mu cevabı? Siz de beni çok... Kardeşime ne yaptın, nerede olduğunu söyle, ben daha sana hiçbir soru sormuyorum, sinirlenmeyi de bırakıyorum, cevabı ver. Elektrik yendirmeyin biraz. Peki Harun Bey, siz buna ne cevap vereceksiniz? Yani ben nereden düştüm bu işin içine diyordunuz ya. Valla Müge Hanım, harbiden de ben nereden düştüm bu işin içine ben anlamıyorum ya. Tamam, nereden düştüğünüzü anladınız ya, mı şimdi? Şöyle bir şey söyleyeyim, bakın şöyle bir şey söyleyeyim, kendimi ifade edeyim. Ya ben esnaf bir adamım. Yıllardır hesaplık yapan ve hesaplarını dürüst bir şekilde ilerleten bir insanım. Ben o konuda ben size hiçbir şey söylemiyorum. Bunun esnaflıkla alakası yok. Çıkan personelin sözde işten ayrılmış personellerin böyle konuşması da beni rahatsız ediyor. Yani böyle çirkin yakıştırmalarını da hiç etik bulmuyorum. Ayrıca sizin bir sözünüze de kırıldım. Ben hiç kimseyle aynı yolun yolcusu değilim. Lütfen bunu belirtmek istiyorum size. Hangisini? Ben sizin tabirinizle hep size aynı yolun yolcusudur dediğiniz kelimeyi kabul etmiyorum. Benim yolum belli. Ben sadece kendi yolumun yolcusuyum. Vallahi nerede dedim onu bilmiyorum. Onun başında neyle dediğimi bilmiyorum da. Şöyle söyleyeyim Harun Bey. Vallahi yani yola çıktığınıza da dikkat etmek lazım. Bak Harun Beyciğim. Yola çıktığınıza dikkat edeceksiniz. Sonuç itibariyle Yusuf da sen de Makedonya'ya bu kadının yanına gitmişsiniz. İki kere, iki dört. Tamam. Zaten Müge Hanım. Ben de diyorum ki öyle boşu boşuna gidilmez. Derya'yı da tanıdık. Birbirinize de abi kardeş olarak tanışmışsınız. Ama sonrasında Yusuf bunu yememiş. Yani çok kaba tabir oluyor ama başka bir şey bulamıyorum yani söyleyecek. Bakın işte benim de Yusuf bununla cevap bulamadığım ilgili... bir sürü soru var Müge Hanım. Sonrasında bakın, da... Bakın cevap bulamadığım bir sürü soru var. Siz 20 gün... Yusuf madem böyle bir zihniyetteyse... Hı-hı. Yusuf böyle bir zihniyetteyse... Hı-hı. Bakın dediğim gibi çok soru var ki benim kafamda cevapsız kalan. Kandırılıyorsunuz işte Harun Bey, başta Derya tarafından, belki sonrasında sizin sözünüze itibar edersen siz de Yusuf tarafından kandırılıyorsunuz. Hani siz orada ifade ediyorsunuz ya, Yusuf belki sizden intikam almaya gelmiştir diyorsunuz ya. Evet. Ya bunu bizzat yaşayan bir insan olarak Yusuf'un bana karşı, bakın şu an 4 aydır kendisi burada yok, Allah'a var üstümüzde. Yusuf'un bana nokta kadar bir yanlışı, bir agresifliği, hiçbir şey olmadı. Dünkü hanımefendinin iddia ettiği kişilerle tamamıyla bizim dışımıza gelişen farklı bir olay. Bizimle hiçbir alakası yok. Ne saatimiz tutuyor, ne aracımız tutuyor. Yani kamera görüntüleri var orada. Ben bunları kendimden uydurmuyorum. Hani Yusuf niye beni kandırmış? Bu kadar param var, bu arabam var. Ya bunları araştırsın lütfen. Ben size söylüyorum. Yusuf eğer size benim 5 milyon liram var, 2 milyon liram var, ortağınız olayım diyorsa size yalan söylemiş. En çok da şaşırdığım konu. Evet. Yusuf 6 Haziran'da benim fotoğrafımı ve TC'mi
niye bir başkasına beni tehdit ediyor diye atmış. Ona da çok şaşırıyorum. Tamam da siz şaşırıyorsunuz da işte yani şaşırmayın diyorum ben de size. Adam belki de sizi öldürmeye geldi. Adam peki, kuvvetle adam muhtemel sizi öldürmeye geldi oraya yani. Adam beni öldürmeye bile geldiyse ben adamla gayet hoş bir şekilde muhabbet, sohbet, kahvaltı götürdüm, bıraktım, oradan ayrıldım. Adamın tarif ettiği arabanın yanına kadar bıraktım. Ondan sonrası adam yok. Bu adamı kim aldı, bu adam nereye gitti, bu adam nereye bulaştı? Önemli olan şu an bu. Yani Yusuf'un ilişkisi, onun ilişkisi bu beni ilgilendirmiyor, alakadar etmiyor. Ben bu durumdan çok rahatsızım. Yani ailem Harun de Bey, bu durumdan çok rahatsız. Harun Bey bakın. Yani şu an aile Harun beni suçluyor ama size... ailenin beni suçlayacak bir durumu yok. Ben kendimi gayet net bir şekilde ifade ediyorum. Ben kaçak göçek bir insan da değilim. Yani yerim belli, yurdum belli, emniyette, savcıda, hakimde herkes bana istediği dakika, istediği saatte ulaşabiliyor. Harun Bey, siz eski çalışanlarınızın sizinle Derya arasında bir ilişki olduğunu söylemelerinden rahatsızsınız ya, hani evlilik hayatınız bozuluyor evet, diye. Evet, kesinlikle rahatsızım. Peki ilk sizin başka bir sevgiliniz olduğunu kim söyledi? Efendim? Bu yayında. Sizin başka bir kız arkadaşınız olduğunu, sevgiliniz olduğunu bu yayında kim söyledi? Derya söylemişti. Tamam, sor abi şimdi Derya'ya. Var mı benim yani, öyle bir sevgilim siz diye. Siz şimdi hani belki yanınızdan ayrıldı, belki iyi ayrıldı, kötü ayrıldı çalışanınız. Hani onların söyleyin, öğrenin söylediklerine tamam takılın da. Ama bu işi ortaya atan yine Derya. Derya dedi başka sevgilisi var diye. Ya benim kız arkadaşımla sevgili dedi. Herkes her şeyi konuşuyor zaten anladığım kadarıyla. Bak gerçekten çok rahatsızım, hani konuşamıyorum da. Ama yani bu durumlar bakın, benim midemi bakın, bulandırıyor. Ya. Tamam, böyle ama şey bu diğer konuşanlar... Ben böyle bir işin içine Müge girmedim. Hanım. Bakın bu diğer konuşanlar sizin yanınızdan ayrılan, belki de size bu nedenle çok objektif yaklaşmayacak insanlar. Ama sizin... gayet güzel görüştüğünüz, Makedonya'da oturup konuştuğunuz kadın ilk bunu ortaya attı. Sizin evli olduğunuzu, böyle bir şey söylerse aile hayatınızın bozulacağını, onun düşünmesi gerekmez miydi önce? Ya o da onun kusuru diyeyim. Her insanın, bakın Müge Hanım ben şöyle ifade edeyim kendimi. Yeryüzünde hiç kimse kusursuz değildir. Benim var mıdır kusurum? İlla ki vardır. Ben dört ödük bir insanım demiyorum. Herkes için aynı şey geçerli. Yani ama ne? bizim geldiğimiz nokta Yusuf Kavun ortadan kaybolma sebebini hiçbir şekilde çözemiyorum, anlamıyorum. Bu kadar hani 6 Haziran'da beni tehdit ediyor demesinden tutun, param var demesinden tutun, arabam var demesinden tutun. Sürekli beni arayıp ortaklıkla alakalı bin bir türlü en ince ayrıntısına kadar öğrenmek isteyen bir insana ben anlam veremiyorum. Tamam da Harun Beyciğim neye anlam veremiyorsunuz? Yani adam arkadaşlarınıza sizin onu tehdit ettiğinizi söylüyor. Kaybolmadan günler önce. Yani şimdi yani ne yapacak? Harun, bakın, Harun Yusuf'la neden söylesin? Bir şekilde böyle bir diyalogumuz olmadı. Hani Yusuf neden böyle bir şey söylesin ki? Müge Hanım, Yusuf ayrıca benim teyzemi de nereden bulmuş ona da şaşırıyorum. Hani neyin nasıl bir şekilde nereye getirmeye çalışmışlar. Hani gerçekten işin içinden ben çıkamıyorum. Hayır iyi de nasıl çıkarılacak? Yani bu bir dizi film senaryosu değil ki. Bu adam kendini ortadan kaybedecek. Kaybetmeden önce sizin fotoğrafınızı, TC kimliğini birine açacak, atacak. Sizin ona tehdit ettiğinizi söyleyecek. Sonradan da adam sizin yanınızdan kaybolacak. Müge yani aslında bakın, olay bu kadar basit. Biz çok işin teferruatını konuşuyoruz. Olayın basitliğini değil, olayın nasıl bir alengirli bir şekilde olayına ben şaşırıyorum. Çok alengirli bir olay. Yani o bu zaman, adam bana o zaman, can ciğer davranıyor. Yani bu o zaman birisi... davranıyor. Tamam o zaman birisi ya da birileri size tuzak mı kurdu? Hayır tuzak, ben işin içinden çıkamıyorum diyorum. Yusuf bana tuzak kurmuş olsa bir şekilde ben bunu anlarım yani ya da hissederim. Ya Allah'ı var yüzümüzde diyorum. Ben çocuğun hiçbir şekilde böyle bir yaklaşımını hissetmedim, duymadım, görmedim. Harun Bey, kaybolmadan kaç gün önce bilmiyorum. Var da tarihler. Kaç gün önceydi? Hayır o değil. Kaybolmadan kaç gün önce sizin Ramazan'a mesaj atıyor. Var da tam bir ay önce. Ha? Bir ay önce. Evet, ya 6 Haziran. O Makedonya'dan döndükten sonrasıyla. Evet. Sizin onu tehdit ettiğinizi söylüyor. Ya sonra bir şey bakın yok, sonra bakın, başka bir arkadaşına diyor ya ki çok özür diliyorum. Bir dakika, çok özür ama, diliyorum. Bir dakika, olmayan Harun bir Bey, şey niye söylesin? Yok ki? Değil ki olmuş. Tamam olmuş ve benim durumum dışında benim bilgim dışında olan bir şey. Madem ama, ben Yusuf'u tehdit etmiş olsam. Ben Yusuf'u tehdit etmiş olsam ya akıl var mantık var lütfen rica ediyorum.
Ben peki, Yusuf'u tehdit peki, ben etmiş biri koyacağım. Olsam Yusuf benim Derya yanıma Hanım, niye güle oynayacak? Tamam, ister cevap versin ister vermesin. Artık çok umursamıyorum onun cevabını da. Bir arkadaşına da demiş ki, dün yayınımıza mı bağlanmış, telefonla mı konuşmuş? Demiş ki, bu kişi, bir kişi var, benim kız arkadaşımı tehdit ediyor. Demiş. Acaba Derya Hanım sizinle ilgili, kim söylemişti bunu? Serkan Bey söylemişti, değil mi? Acaba Yusuf diyorum, Harun'la Derya arasındaki ilişkiden şüphelendi. Aşk mı yaşıyorsunuz falan filan dedi de, Derya Hanım da ona hiç öyle bir şey yok, Harun da beni tehdit ediyor mu dedi de, Harun Bey'in mesajını işte telefonunu falan arkadaşına verip kendisi tehdit ediliyormuş gibi sordu. Çünkü Derya Hanım bunu yapabilir yani, hani sen niye Harun'la görüşüyorsun dediği zaman yok işte görüşmüyorum, beni de tehdit ediyor diyebilir. O zaman da işte Yusuf Derya'nın sözüyle Harun beni tehdit ediyor deyip arkadaşına göndermiş olabilir. Harun bu şeyi bir sorsana Derya'ya. Bu kadını senin sevgilin olarak niye söylemiş yayında? Sordum ben zaten. Sormadım abi, bir sor şimdi, bir duyayım ya. Hayır, sordum, bir daha soruyorum. Derya sen yayında niçin benim sevgilim olduğunu söyledin? Yani olsa bile keşke bunu söylemeseydin diyorum. Tamam, biz dur şimdi cevap alalım bir. Cevap verecek misiniz? Özür dilerim bu durum için. Özür dilerim bu durum için Harun. Gülüyor şu anda Derya Hanım, özür diliyorum diyor söylediğim için. Önemli değil o zaman. Böyle cevap verin, ne diyeyim? Özür dilemesi gereken Harun mu biz miyiz Derya sence? Hayır. Anlamadım ya, ben kim kimden özür diledi? Benim kendi Harun'dan özür diliyor. Harun'a iftira attığını düşünerek. Maalesef. Aynen. Benim hiç kimseden özür dileyecek bir pozisyonum yok. Tamam 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 Harun. Sensin. Benim. Hayır, özür diledi zaten senden Derya, böyle bir yalan söylediği için. Aynen. Biz yalan söylüyoruz. Bakın Vedat Bey, siz beni suçlu sürekli hedef alıyorsunuz. Harun normal değil mi sence? Bir de benim gözümle, benim bakış açımla bakın olaya. Tamam ama bak işte normal değil mi sence? Bak şimdi sana bir soru soracağım diyeceksin. Ya normal ya, bakın siz bana sorduğunuz her soruya ben size cevap veriyorum. Tamam şunu... Sizin orada bana, kardeşlerinizle birlikte bana yüklenmiş olmanızı ben kesinlikle kabul etmiyorum. Etme ya, bak, evet, etme. Evet, son olarak benim yanımda görülmüş, sonrasında görülmemiş. Ha. Amenna, bunu kabul ediyorum. Tamam, ama aynı zamanda sizden tehdit aldığını da söylemiş. Yani kesinlikle tehdit aldığını şey söylediği kişinin yanından kayboluyor bu adam. Hayır, ben bunun cevabını veriyorum. Benim eşime de söylemiştim. Ve sizinle ilgili tehdit alabilecek tek konu, odak noktası da Derya. O da sizden ya, özür diliyor. Alakalı ben niye bunu tehdit edeyim ki? Çünkü... Hayır, Derya'yla alakalı niye ben bunu tehdit çünkü edeyim? Sizinle ilgili bir durum olduğunda Derya Hanım o beni tehdit ediyor diyebilir. Onunla ilgili bir durum olduğunda size Yusuf beni tehdit ediyor diyebilir. Ya niye ya bir şey, bu niye işler, böyle bir şey söylesin? Ya size bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Bakın bu bahsedilen işler şey gibi sanılıyor yani hani... Bazı insanlar bunu becerir gibi falan sanıyor. Bu dedikleriniz o kadar basit ki. Bunu herkes yapabilir zaten yani. Mühim olan yapmamak. Bu herkesin yapabileceği bir şey. Bir erkek de hayatına 20 tane kadın sokabilir. Bir kadın da hayatına 20 tane adam sokabilir. Bu yalanları da söyler. Ona der ki o abim, ona der ki o kardeşim. Sorarsan beni tehdit ediyor. Ya bunlar o kadar basit, o kadar zeka seviyesi düşük... insanların yapabileceği kadar basit bir şey ki. Mühim olan yapmamak. Herkesin içinden her şey geçer. Herkes her şeyi yapabilir. Önemli olan yapmamaktır. Şuraya koyarsın 10 milyon lira parayı. Burada 1000 kişi vardır. Herkesin içinden almak geçer. Ama almaz. Yürür gider. Adamlık odur. Birisi de ya, gelir alır. Şimdi şey gelen bir dakika. Gelip onu alan yani çok önemli bir iş yapmış sayılmaz. Bu işte de aynı. Size öyle söyleyecek. Ona öyle söyleyecek. Sonuçta yani ondan sonra özür dilerim diyecek. Ya bir gün ağlayacak, bir gün bilmem ne yapacak. Ya bu işler, arkadaşlar bu iş çok basit. Bak beni anlayın, çok basit. Bu kadar konuşabiliyorum. Mühim olan yapmamak. O yüzden size kardeşim diyecek. Size abim diyecek, ona kardeşim diyecek. Sonra bu adam sizinle ilgili sizden tehdit aldığını söyleyecek. Sizin başka bir konunuz yok ki Derya'dan başka. Niye sizden tehdit alsın? Sizin hayır, yani... Durum da bu hayır iyi de sizin ama tek ortak noktanız Derya değil mi?
Ya Derya benim arkadaşım, Derya benim babamın kızı değil. Tamam, niye bu tek kadar ortak noktanız o ama. Ve sizden tehdit aldığını söylüyor. Arkadaşlarına bunu söylüyor. Ya sizin Instagram sayfanızı açmış. Sizin TC kimlik numaranıza kadar göndermiş. Yani Harun ya deyip... Bunun altında çok şey arıyorum ya bu adam. Ne arıyorsunuz? Bu adam Harun Türkiye deyip hani sarı çizmeli değil Harun değil. Nereden alıyor? Hayır, sarı çizmeli de Harun değil ha. Sizin Instagram sayfanız, sizin fotoğrafınız. Tamam da benim bir şeyim gizli saklı değil ki. Instagram'ım açık her Türkiye Cumhuriyeti tamam. Değil. Dünyada benim tamam. Adımı soyadımı giren herkes profilime ulaşabilir. Kime? Şimdi önemli olan, mühim olan bu adam benim TC'me nereden ulaşmış? Çok basit, TC'nize nereden ulaştığı söyleyeyim. Sizin sosyal medyanızı ilk takip eden kimdi? Reklam işlerinizi hocam. Yapan kimdi? Derya Hanım'ın tamam kız kardeşiydi. Ya, değil, dolayısıyla yapayım. Sizin sosyal medya sosyal medyanızı kurulmasıyla hocam cevap vereyim. Derya Hanım'ın kardeşinin hiçbir şekilde benim bir bilgime, belgeme hakim olması söz konusu değildir. Sosyal zaten medyanızın kurulmasıyla medya. İlgilendiyse yok, kurulmasıyla değil, kurulmasıyla değil. Derya Hanım'ın kardeşi bizim sosyal medyamızı kurmadı. Tamam, neyse onun reklamını yapmış, o önemli değil. Tamam, kim vermedi o zaman sizin TC'nizi? Ya ben de onu aramaya çalışıyorum. Tamam o, Harun Bey, tamam bulamıyorum. O zaman ben size soruyorum. Sizin yani Yusuf'un Derya'dan başka sizin çevrenizde tanıdığı kim vardı? Hiç kimse. Tamam, kimden almış olabilir o zaman TC'nizi? Ama Derya da benim TC'mi bilmez. Makedonya'da bilet falan alırken hep bu TC'ler işe yarıyor. Hayır, Derya da benim TC'mi bilmez. Derya benim TC'mi bilmiyor ki, halen de bilmiyor. Tamam, kimden almış olacak o zaman? Derya benim TC'mi bilmesi mümkün değil. Ayrıca Derya benim TC'mi niye bilsin ki? Dolandırıcı. Bilet alırsanız bilir. Başka ortak tanıdığınız yok ama. Yani ben bu kadar gündür anca başka Yusuf Bey'le Derya Hanım'ın gittiklerini, geldiklerini, falanlarını, filanlarını çıkarabildim. Daha size gelemedi yani sıra. Bak mesela İzmir'i de söylememişti. İzmir çıktı işte. İzmir'e gidişi, İzmir'e gelişi, araba kiralayışı vesairesi falan. Mesela araba kiralarken TC kimlik lazım, otobüse binerken TC kimlik lazım, uçak bileti alırken TC kimlik lazım ya. Yani onların hepsi çok kolay yapılabilir bir şey. Ben size şunu söylüyorum. Müge bakın, son olarak şunu şöyle söyleseydi, bakın Harun Bey, eğer deseydi ki beni biri tehdit ediyor. Kim? Harun. Şimdi siz şunu diyebilirdiniz ya, Bursa'da 1000 ton Harun var, Nevşehir'de 1000 ton Harun var. O ben miyim? Şimdi siz nerede ötekini verin? Şu öteki şey. Siz TC kimlik numaranızla ve Instagram hesabınızla arkadaşına gönderiyor sizi. Harun Ateş diyor. Bu da TC'si. Acil baktır Ramo diyor. Tarih neydi? Biz TC'yi kapattık. Yukarıya gittiğinizde tarih vardır, gönderme tarihi. Siz bana söyleyin. Ben istemeden artık bilin. 6 Haziran. Şunları al bir oradan. Al şunu da. 6 Haziran. Al onu Serkan Bey. 6 Haziran. Kaybolduğu tarih, onun için onu al diyorum yavrum. 4 Temmuz. 4 Temmuz. 6 Haziran, 4 Temmuz. Yani daha bir ay bile geçmeden bu adam tehdit aldığını söylediği sizin yanınızdan kayboluyor. Anlatabiliyor muyum? Daha da artık hani bu kadar da çok da fazla dallandırmaya, budaklandırmaya gerek var mı? Yani bunun cevabı nedir? Bunun cevabını, sizle Derya Hanım'da. Nasıl hayır, veriyorsunuz? Hayır, cevabını vereyim size. Benim bu konuyla Yusuf Kavuk'la alakalı. Anladım. Yakından uzaktan hiçbir alakam yok. Şunu dile getireyim. Yani gerçekten nasıl kötü, bana göre kötü bir durum. Durumun içine düştüğümü ben de bilmiyorum, anlamıyorum. Dediğim gibi biraz önce de ifade ettim. Ben kafamda karşılıksız bir sürü soru var. Ama hani, o sorularınızı, ama kusura bakmayın ama o sorularınızı soracağınız kişi de şu anda canlı yayında. Derya Hanım'a soracaksınız. Hayır, şu kadarını söyleyeyim. Hayır, sizin sorularınız ben... kime? Hayır, ben Derya Hanım'a sordum soru. Tamam, sordum soru. Benim haberim yok Yusuf'tan. Hiçbir şekilde görüşmüyordum. Ben zaten onu engellemişim her yerden diyor bana. Yani Derya'nın da bana vermiş olduğu bir cevap yok. Neden cevap vermiyor ki sana? Derya'nın bana vermiş olduğu bir cevap yok. Ben görüşmüyordum, bilmiyordum. Engellemişim her yerden beni rahatsız ediyordu diye. Bunu da olaydan çok çok sonra duydum. Yani bu televizyon programlarından şuyundan buyundan sonra öğrendim ben.
Tamam, yani yine soruyorum. Bu olayların içine sizi kim düşürdü? Derya vasıtasıyla tanıştım. Derya haliyle. Hala Derya'ya bir şey söyleyemiyorsun. Derya vasıtasıyla tanışma. Derya hayır, düşürdü diyemiyor musun oğlum? Türkçe şimdi anlamıyor şöyle musun? Bir şey. Hala Bey, Derya'ya bakın. Bir şey söylemiyorsunuz. Harun Bey bakın hayır, siz... Hayır siz değil. Çok aklı... Bak siz benim, aklı başında benim, bir insansınız. Benim, Harun lütfen, Bey. Bir şey bak, konuşabilir siz, miyim? Harun Bey bakın siz aklı başında bir insansınız. Ben insanların, benim işim kelimelerle. Siz çok aklı başında bir insansınız. Sizin gibi ailem benim peşime düştü. Ben iş adamıyım, benim iş hayatım zedelendi diyen adam var ya. O Derya'ya burada canlı yayında paralar onu sözüyle. Kardeşim, hayır. Kardeşim sen beni ne işin içine düşürdün? Sen beni sevgilinle nasıl aynı masaya oturtur da abin dersin. Sonrasında bu adama tehdit edildi diyorsun. Benimle ilgili ne söyledin de bu adam benim tehdit ettiğimi söyleyip arkadaşlarına benim bilmem ne mi atıyor, TC mi atıyor? Sen beni hangi işin içine Müge düşürdün kızım dersiniz. Bütün bu olaylar olduktan sonra durum anlaşıldı. Tamam anlaşıldı. Bakın, şu an anlaşıldı. Siz bir dakika ya bırak ben onu duymak istemiyorum. Harun Bey siz farkında mısınız? Siz Yusuf Kavuk'un bir cinayete kurban gittiği ortaya çıkarsa onun birinci dereceden zanlısı olduğunuzun farkında mısınız? Farkında ya, mısınız? Benim alnım ak Müge Hanım. Bir bak alnınız ak ben ona bir şey söylemiyorum. Takdirde, zanlı diyorum zaten. Birinci dereceden zanlısı olduğunuzun farkında mısınız? Farkındayım bu durumun. Tamam o zaman işte tutup sizi kim tanıştırdıysa TC'nizi kim verecekse falan. Bu soruyu bir tek ben nasıl aileyle beraber Yusuf'u arıyorum. Siz de o zaman... Olabilir. Belki de bir planın, projenin içinde kaldınız. Sizin de bu soruları Derya Hanım'a sormanız gerekir. Burada oturup aileyle beraber... Bir dakika kardeşim benim ya kusura bakmayın. Benim aldığım bir cevap yok zaten. Tamam işte ben sizin yerinizde olsam... Yine söyleyeyim ben ailenin burada yanında otururum. Derim ki Vedat Bey, Tuğba Hanım... Ben nereden düştüm bu işin içine bilmiyorum. Bak bazen böyle de olabilir ha. Ben bunu kendi hayatımda da görüyorum mesela. Bazen bir cümleni alıyorlar bir şey. Hiç alakan yok bir şeyin içine düşüveriyorsun tamam mı? Ben aynı durumu olsun. Şu an ben yaşıyorum Müge. Ben valla Vedat Bey'le bir olur derim ki kardeşim ya ben nereye düştüm? Harun bu durumu yaşıyorsan şu Derya'ya Derya Hanım hanımefendi demek ki ya Derya sen beni nasıl bir pisliğin içine çektin diye bir sorsana ya. Bakın soruyorum, en basit sormuyorsun. Vedat Bey bir saniye. Vedat Bey bir saniye. En basit soruyu ben size sordum. TC'nizi nereden almış olabilir dedim. Tamam, siz de Derya'dan alamazdı. Bakın bir dakika. Siz de bana Derya Hanım'dan alamaz dediniz. Evet, gayet rahat da... Hala da benim TC'mi bilme şeyi yok zaten diyorum. Bilebilir. Kız kardeşi bir şekilde öğrenmiş olabilir. Sizle kız iş yapmış. Kız kardeşi de öğrenemez. Ya, TC... iş yapmış. Bunun TC hesabını Derya'ya sorma gereği dahi duymayacak kadar Derya Hanım'a hala hocam, güvendiğinizi Derya Hanım, ve Derya hala Hanım, Derya Hanım'a karşı cevap versin. Tabiri Hanım, caizse uçak kanınız olduğunu gösteriyorsunuz. Ben şu programdan kaç gün önce abi. Tamam mı? Yani şu TC muhabbetleri ortaya çıktığı andan itibaren ben Derya'yı aradım ve sordum. Derya sen sonuçta bu adamla ortak noktamız olan tek kişi sensin dedim. Hiçbir şekilde yakından uzaktan başka kimseyi tanımaz etmez bu adam benim çevremde. Evet. Benim TC'mi sen mi verdin? Onun da bana verdiği cevap şu. İster inan ister inanma yemin ediyorum ki hiçbir şekilde ben vermedim. Senin TC'ni de bilmiyorum ki hani gerçekten de Derya bilmiyor benim TC'mi hala da bilmez. İnandınız mı peki? İnandım çünkü Derya'nın benim TC'me ulaşma imkanı size yok. Bir şey söyleyeyim olmadı mi? Zaten. Bana sevgilisini hani kardeşim diye tanıtan hiç kimsenin Allah bir dese tövbe ya Rabbim tövbe haşa hani böyle bir tabir vardır ya. Derim ki kardeşim bu bunu niye söylüyor derim yani. Bu da basit. Müge Hanım Derya benim bak, herhangi bu kadar bir... açık ve net söylüyorum. Yani Müge Hanım. Hani kimse tabirimi de yanlış anlamasın. Hani bu böyle bir halk tabiridir. Niye acaba hani bu sefer niye doğru söylüyor ya dedi o gelirim. Size aynı masada oturacak 10 saat. 10 saat bir de. Saat bak şöyle bir şey yalan. Değil. Yalan o da yalan. O öyle iddia ediyor. Yani böyle yolda karşılaşıp da var ya öğretmenler bu da amcamın oğlu falan değil. O da değil. 10 saat aynı masada sevgilisini size kardeşim olarak tanıtacak. Sonra siz ona soracaksınız. TC kimliğimi sen verdin? Yok vermedim. Aa ben de sana inandım. Harun bak bu Derya seni bu pisliğin içine çekmiş belli. Gel buraya beraber. Benle beraber burada bu Yusuf'u bulalım. Bak ben sana bir dakika dinle. Bak ben sana %100 suçlusun demiyorum. Sen yaptın demiyorum. Evet çelişkili konuşmaların var.
Ama hayır, çelişkili hiçbir konuşmam yok. Neyi sorarsanız beni size verecek cevabım var. Tamam, bir dinle beni. Bak, sen istemediğin şekilde, belki de senin istemediğin şekilde geliştiği olarak bak, bu Derya seni bu işin içine çekti. Gel buraya beraber bu işin sonuna kadar gidelim. Madem sende bir sıkıntı yok baba. Tamam, ben Berat de senden Bey, bu işin sonunda özrümü dileyim, elini ayağını öpeyim. Ama bak yine söylüyorum. Bu Derya şöyle, bak bu Derya, benim büyüklüğüm önemli değil. Ben senin elini öperim. Yeter ki sen bu işi aydınlat. Estağfurullah. Sen gel buraya, tamam mı? Bak, istemeden de olsa bu Derya seni bu işin içine çekti. Gel buraya baba. Güzel güzel beraber arayalım. Ben suçlu aramıyorum burada. Ben kardeşimi arıyorum, anladın mı? Evet. Berat Bey, sen suçlusun, Derya suçlusun, dur da demiyorum. Belki gerçekten yanlış yerde, bu da farklı bir şey. Ama sen buraya Berat bir gel Bey, olur mu? İnşallah. Bakın, sen buraya inşallah, bir gelirsen kardeşim, bak inşallah maşallah olur, çözülecek. Bu kadar yalan dolanın içinde gerçekten farklı bir şey de çıkabilir. Ben size onu söyleyeyim. Yani bu biraz bak, eskiden gel, bir dizi vardı ya, Yalan Rüzgarı gibi. Bu biraz öyle oldu. Bir gel sen buraya bak, o bu yüzden işi çözelim. Berat Bey, benim ondan sonra ömür boyu sen de benim kardeşim ol, bak gel. Ben korkarım bu tamam, kadar yalandan dolandan. Bak, Berat Bey, konuşabilir miyiz? Tabii buyur. Bakın benim... Ne attın ya? Aile durumundan ötürü benim oraya çıkma lüksüm yok. Gerçekten de size bakın, her konuda üstüme ne düşüyorsa oraya çıkma konusu hariç, ben size bildiğim, gördüğüm her şeye yardımcı olurum bu konuda. Gerek emniyete, gerek savcıya, gerek de size aklınıza takılan bir soru istiyorsanız telefonumu vereyim size. Ya da yayındakine telefonumu versin. 7-24 saat telefonum açık. Ne zaman tamam, dilerseniz yani bana Harun ulaşabilirsiniz. Bey, Harun Bey. Bütün Derya Hanım, bütün bu konuşulanların içindeki sadedi şudur. Bir ay önce Derya Hanım'ın yanında kardeşi olarak tanıdığınız Yusuf Bey, Bursa'ya isim değiştirerek geliyor. Gelmeden önce sizin onu tehdit ettiğinizi söylüyor. Siz onu son kez görüyorsunuz ve sizin yanınızdan ortadan kayboluyor. Sadedi bu. Fazla da aslında lafa gerek yok. Bununla ilgili... Eğer sizin bu işle alakanız yoksa bence odak noktanızdan sormalısınız neyin ne olduğunu. Ama böyle hayatım öyle mi, TC kimliğini sordum ben bilmiyordum demeye inanmaktan bence vazgeçin yani. Bence zaten herkesin her şeye inanmaktan vazgeçmesi lazım ya. Biraz hayatı da sorgulamak gerekmiyor mu? O zaman herkes birbirine her şeyi söyler, tamam dersin, olur biter yani. Biraz ama hayat sorgulamıyor. Ay bu ne kadar güzel bir şeymiş değil mi? Taktım. Şimdi ben böyle izleyicilerimi seviyorum. Dur mikrofona gel. Evet. Hangi izleyicilerimi seviyorum bak. Diyor ki merhabalar Müge ablacığım, ben Zahide. Bebek battaniyesi, atkı ve Amiga Gurumi oyuncak yapıp Instagram üzerinden satış yaptığım bir işletmem var. Dün yayında hasta olduğunuzu görünce yayın bitmeden size bu atkıyı ördüm. Aman dikkat edin, hastalanmayın. Sizden bir tane daha yok. Sizi çok seviyoruz. Sağlıkla kullanın demiş. Atlas Hobi'nin sahibi Zahide. Zahideciğim aferin sana. Bir de çok güzel, bak ne güzel içine böyle sarmış, kutularını yapmış. Aferin bak, görüyor musunuz işte? Bunları da böyle yapıyor ve ekonomiye de katkıda bulunuyor. Rahmi Bey de fotoğraf çekiyor, evet. Ben ne taksam Rahmi Bey fotoğrafını sever. Ne kadar güzelmiş de rengi. Hiç bu renkte bir şeyim yoktu. Tamam ay, gireceğim be renkleme bunlardan. Ses, duyduğu kadar duysun ha. Oo, Kadriye çok güzel bir laf söyledi. Kadriye şöyle söylüyor. Diyor ki kimse kimseden param gelsin, maaşım gelsin, nafakam gelsin demesin. Daha ben şimdi Kadriye gibi söylemeyeceğim. Üretsin, kendi parasını kendisi kazansın diyor. Altına imzamı atıyorum. İyi bir hafta sonu geçirmenizi diliyorum. Dikkat edin. Yani gerçekten bu gene bir hastalık etrafta kol geziyor. Eskiler şey derdi, paçavra. Paçavra gribi mi denirdi? Ne denirdi? Bir şey denirdi. Ondan sonra ben herhalde öyle bir şey yakalandım. Yani bugün vallahi çok zor yayın yaptım. Kusura bakmayın. Pazartesi günü inşallah bomba gibi iyileşip geleceğim. İyi bir hafta sonu geçirmenizi diliyorum. Pazartesi günü görüşebilmek dileğiyle. İnşallah hafta sonunda güzel gelişmeler olur. Şu Yusufçuğumuzun da bir izine rastlayalım da şu ailenin de yüzüne bir su, yüreğine bir su serpilsin. Görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
Hayır. Sen benim gözüme baksana. Eski patronunu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi.